Cimbere'deki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye gelen. Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Ulusal Kanal'dan mutlu günler. Büyük devrimci Mao Zedong, göğün yarısı kadınların omzunda yükselir demiş. Göğün yarısını, yerkürenin tamamını hep birlikte esasında göğüslüyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum ben de gün ortasına. Evet, saatler 12.30'u gösteriyor. Ulusal Kanal'da gün ortası başlıyor. Yaklaşık 2,5 saat boyunca birlikte olacağız. Gelişmeleri aktaracağız. Canlı yayın konuklarımız olacak. Dopdolu bir gün ortasıyla yine karşınızdayız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarıyla başlıyoruz. Bakan Akar yeni askerlik sistemine ilişkin bir açıklama yaptı. Hulusi Akar yeni sistemin ayrıntılarını aktardı. Yeni askerlik sistemi gerçekten üzerinde çok çalıştığımız, ilgili kurum ve kuruluşlarla, ilgili bakanlıklarla çok yoğun bir çalışma yaptığımız ve olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. Silahlı kuvvetlerimizin etkinliğine, caydırıcılığına, saygınlığına katkı sağlayacak, silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılayacak. Diğer taraftan da gençlerimizin biraz önce söylediğim gibi eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak bir noktaya geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak. 1- Bedelli askerliğe ayrılacaklar. 2- Yükümlü erbaş verirler. 3- Yedek subaylık. Bu sistemde meslek yüksek okullarına karşılık, onların yaptıkları eğitime karşılık bir değer koymak adına yedek subaylık konuldu. Daha sonra da bildiğiniz gibi yedek subaylık. Ve diğer 5. parçada dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak. Bir gencimiz diyelim ki lise mezunu. Lise mezunu kompleks olmasın diye yalın anlatacağım. Bunun için bazı ayrıntıları var. Bu lise mezunu gencimiz bir ay temel askerlik yapacak. Bir ay temel eğitimi müteakip diğer lise mezunu ve altı olan gençlerimiz 5 ayda kıtalarda görev yapacak. Askerlik yapacak. Toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra bu erlere bir soracağız. Kalmak ister misiniz? Bu süre zarfında hem bir ayda hem 5 ayda sadece harçlık alacaklar. Harçlık alacaklar. Bu 6 ay bittikten sonra istekli oldukları takdirde, uygun oldukları takdirde gerekli sınav veyahut da yeteneklere sahip oldukları takdirde bir 6 aylık sözleşme yapılacak. Bu maaşlı olacak. 6 ay bittikten sonra yine komutanları oradaki değerlendirmelerde bu arkadaşımız, bu genç başarılı olduğu takdirde o sözleşmeli er, uzman erbaş olabilecek, ona müracaat edebilecek. Evet, Bakan Akar'ın açıklamaları böyleydi. Bu arada Suriye sınırına komando sevkiyatı yapıldı. Zırhlı araçlar ve askerler Kırıkan ve Hassa ilçelerinden geçiş yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere asker takviyesi yapıldı. Farklı birliklerden bir süre önce Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar Kırıkan ve Hassa ilçelerinden geçiş yaptı. Zırhlı personel taşıyıcılarla komandoların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Azerbaycan'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK üyesi Özgür Duman'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi. Duman patlayıcı madde bulundurmak ve PKK üyesi olmaktan aranıyordu. Azerbaycan bir PKK'lıyı Türkiye'ye teslim etmeye karar verdi. Bakü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Türk vatandaşı Özgür Duman'ın ülkesine iade kararı görüşüldü. Duruşmada terörist Özgür Duman'ın Türkiye'ye iade edilmesi karara bağlandı. PKK üyesi olmak ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından hakkında arama kararı bulunan Duman, Türkiye'den Gürcistan'a kaçmıştı. Türkiye'nin uluslararası arama kararı çıkartmasından sonra Azerbaycan'a geçen Duman, göçmenlik bürosuna başvurarak belgelerini kaybettiğini ve Suriye vatandaşı olduğunu söylemişti. Araştırmalar sonucu yalan söylediği ve PKK üyesi olduğu anlaşılan Duman için yargı süreci başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı Wattle, Suriye'de asker bırakacaklarını söyledi. Temsilciler Meclisi Komisyonu'nda konuşan Wattle, IŞİD bitinceye kadar görevlerinin devam ettiğini belirtti.
Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Waltle, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin sorularını yanıtladı. Joseph Waltle, Irak ve Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Waltle, IŞİD'in elindeki toprakların büyük bir kısmının geri alındığını ancak mücadelenin devam ettiğini söyledi. Amerikalı Orgeneral Trump'ın talimatı doğrultusunda Suriye'den çekilme sürecine devam edeceklerinin altını çizdi. Ancak Waltle, Amerikalı askerlerin Suriye'den %100 çekilmeyeceğini de ifade etti. Waltle, menfaatlerimizi korumak ve sahadaki misyonumuzu devam ettirmek için belirli bir güç bırakacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Başkanı Trump'ın 21 Şubat'ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray, barış gücü altında 200 kişilik bir askeri birliğin Suriye'de kalacağını söylemişti. Fethullahçı terör örgütünün deniz kuvvetleri yapılanmasına operasyon yapıldı. Askerlerle bağlantı sağlayan 20 mahrem imam için gözaltı kararı verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 20 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturmanın daha önce FETÖ'den işlem gören ve itirafçıların beyanları doğrultusunda genişletildiği belirtildi. Örgüt üyesi askerleri yönetip yönlendirdiği belirtilen 20 sivil mahrem imamın tespit edildiği bildirildi. Açıklamada 20 zanlı arasında 3 öğretmen, 1 avukat, 1 doktor, 4 kamu çalışanı ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu kaydedildi. Operasyon kapsamındaki gözaltı işlemleri ekiplerce devam ediyor. Türk donanması denizlerde destan yazdı. Mavi Vatan 2019 tatbikatı kapsamında savaş gemileri İyon Denizi'ne kadar ilerledi. Gövde gösterisi yapan savaş gemileri limanlarda halka açıldı. Türk donanmasının Türkiye'yi çevreleyen 3 denizde eş zamanlı olarak yaptığı Mavi Vatan tatbikatı sona erdi. Şubat'ta başladı dev tatbikat. 103 savaş gemisiyle adeta meydan okundu. Karadeniz ve Ege'de, Akdeniz'in büyük bölümünde 462 bin kilometrelik Mavi Vatan'ı savunma kararlılığı gösterildi. Çeşitli harekat ve eğitim faaliyetleri yapıldı. Yapılan atışlar tam 12'den vuruldu. Kara bombardımanı göz doldurdu. Helikopter ve savaş uçakları dosta güven, düşmana korku saldı. Milli Gemi Projesi kapsamında üretilen ve Kasım ayında hizmete açılan TCG Burgazada bu tatbikatta ilk büyük görevini icra etti. 19 bin TSK mensubu gerçek mühimmatlarla yaptığı atışlarda harbe hazırlık seviyesini gözler önüne serdi. Türk donanmasının denizlerdeki faaliyet alanının büyüklüğü haritalara yansıdığında gurur tablosu da ortaya çıktı. Tatbikat kapsamında İyon Denizi'ne kadar sefer yapıldı. Tatbikatın son 2 günü liman ziyaretlerine ayrıldı. Savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı. Donanma halkın sevgi seliyle karşılaştı. Savaş gemilerini gezen vatandaşlara askerler eşlik etti, soruları cevapladı. Mavi Vatan 2019 en çok komşumuz Yunanistan'da konuşulurken Çin'den Rusya'ya, Amerika'dan İsrail'e dünya kamuoyunda büyük güç gösterisi olarak yankı buldu. Ya zafer ya ölüm vatan sağ olsun cümleleriyle biten anda okuyan deniz piyadeleri hemen hücuma kalkıyor. Mavi Vatan tatbikatında dikkatleri üzerine çeken amfibi hücum timlerini anlatan haberle devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem karada hem denizde görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri Mavi Vatan 2019 tatbikatında göz kamaştırdı. (Gülüyor)
Amfibi hücum timi su içinde olduğu kadar karada da hızlı hareket yeteneğine sahip. Timler düşman hedefini hiç beklenmedik anda vuruyor. Deniz piyadeleri Türkiye'nin jeostratejik korumu ve açık denizlerdeki menfaatlerinin korunmasında önemli rol oynuyor. İzmir Foça'daki deniz üssünde konuştuğu amfibi deniz piyade Tugay'ı daima hazır sloganıyla zorlu görevleri başarıyla tamamlıyor. Deniz piyadeleri atış konusunda üst düzeyde yetiştiriliyor. Tehlikeli görüntüleri nedeniyle timler timsah olarak da adlandırılıyor. Komando eğitiminden geçen timsahlar bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma, kurtulma, arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimler de alıyor. Deniz piyadelerimiz şu anda helikoptere birer birer biniyor. Ellerinde gene milli mühimmatlarımız var. Şu anda deniz piyadelerini taşıyan helikopter genel maksat helikopteri adaya çıkarma yapmak için hareket ediyor. Amfibi hücum timleri çıkarmadan hemen önce gemide deniz piyade andını okuyarak motive oluyor. Kapakların açılmasıyla deniz piyadeleri ya istiklal ya ölüm anlayışıyla hücuma geçiyor. Hız onlar için can demek, kan demek, vatan demek. Çünkü 5 saniye ayakta kalan ölür. Amfibi deniz piyadeleri sürünerek ve kısa süre ayakta kalarak kıyı başını tutuyor. Ardından da hedefleri tek tek yok ediyor. Amfibi harekatını amfibi hücum timleri gerçekleştiriyor ve görüyorsunuz ellerindeki silah ve üstlerindeki bütün teçhizatlar yerli ürünler. Haçlı Şabi içindeki Türkmen gücüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi. Irak'ın Musul kentine bağlı Mamur'da ölen 6 Türkmen için Tusurmatu ilçesinde tören düzenlendi. IŞİD saldırısında hayatını kaybeden Türkmenler toprağa verildi. Irak'ın Musul kentinde dün terör örgütü IŞİD'in Haçlı Şabi içindeki Türkmen gücüne düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Selahattin ilinin Tusurmatu ilçesinde düzenlenen cenaze törenine Irak Türkmen cephesi yetkilileri, ölenlerin yakınları ve yüzlerce kişi katıldı. Törenin ardından cenazeler Tusurmatu'daki şehitler mezarlığında toprağa verildi. Türkmen yetkililer Kerkük'le Musul arasındaki bölgede yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda güvenlik boşluğu olduğunu ifade ediyor. Son günlerdeki Irak'ın Türkmen şehirlerinde hareketlilik gözleniyor. Kerkük'te de kentten çıkmak zorunda kalan peşmerge dönüş planı yapıyor. Kerkük'te vali seçimi konusundaki tartışmalar da devam ediyor. Öte yandan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız bölgedeki saldırıyı kınamıştı. Sayın seyirciler, bölge ülkelerinin terörün üzerine birlikte gitme kararlılığı sahadaki dengeleri değiştiriyor. Ankara'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye ile İran'ın PKK'ya yönelik ortak operasyonu gündemde. Peki nasıl bir askeri operasyon yapılabilir? Operasyonda hangi noktalar hedef alınabilir? Olası senaryoları harita üzerinde uzmanlarla konuştuk, izliyoruz. PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Ankara'dan PKK'ya yönelik İran'la ortak operasyon vurgusu geldi. Uzmanlar olası senaryoları değerlendirdi. Askeri bir girişim düşünülse dahi bunun bir siyasal planın parçası olması lazım. Siyasal bir çözüm planı olmadığı takdirde devamlı geçmişte olduğu gibi askeri olarak giriş çıkışlar bir sonuç getirmemekte. Peki bölgede Ankara-Tahran ortaklığında askeri bir operasyon için uygun zemin var mı? Soruyu araştırmacı yazar Murat Yüztoklusu yanıtladı. Mümkün gözüküyor. Ortak bir takım paydalar var. Nedir? Amerikalılar İran'ın üzerinde büyük tehlike ve tehditleri var şu aşamada. Türkiye'de de bir sıkıştırma durumu var. Astana süreciyle Rusya, Türkiye, İran arasındaki Astana sürecinin kurulması bu işbirliği zeminini ortaya çıkarmıştır. Bu zemini kaybetmemek lazım. Astana sürecini hatta kalıcı bir yapılanmaya dönüştürmek Türkiye'yi son derece rahatlatacaktır. PKK'nın İran kuzeyindeki kamplarına dikkat çeken Güstoklusu olası bir operasyon
operasyonun bu kampları hedef alması gerektiğini söyledi. Bu harekatın iki kanadı olabilir. Bir tanesi Hakurt'tan Kandil bölgesinin kontrol edilmesi ve güvenlik koridorunun güneye doğru uzatılması. Burada Merkezi Irak hükümetinin işbirliği önemli bir faktör. Bölgesel ittifakın önemine değinen Güstoklusu Ankara-Tahran-Bağdat işbirliğine vurgu yaptı. Irak Merkezi Hükümeti'nin bölgesel Kürt ve Türkmen unsurlarının da desteğiyle, çünkü onları da kaçıran bir terör faaliyeti gerek IŞİD'den gerek PKK'dan var olduğunu biliyoruz. Bölgeye huzur ve asayişin gelmesini sağlayacak bir askeri girişim ancak o zaman yararlı ve kalıcı sonuçlar verebilir. Evet, programın başında demiştik. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Göğün yarısı kadınların omuzunda yükselir. Yarısını, yer kürenin tamamını, değil mi? Hep birlikte esasında göğüslüyoruz, omuzlanıyoruz, yükleniyoruz ve mücadele ediyoruz. Kadın erkek tabii ki eşit olmalı diyoruz ama bugün de özellikle emekçi kadınları, onların sorunlarını konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Ulusal Kanal izleyenleri yakından tanıyor esasında programlarıyla, verdiği röportajlarla. Gazeteci Esin Ergenç bizimle. Aydınlık Gazetesi'ndeki makaleleriyle, yazılarıyla. Bugün örneğin yazının ismi Kadın ve Kriz. Evet. O konuya da geleceğiz. Evet. Esin hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Umut. Aynı zamanda Esin Ergenç Tekirdağ Sendikası'nda eğitim müdürlüğü görevini de yerine getiriyor. Yani çalışma hayatının içerisinde, çalışan kadınların içerisinde ya da işçilerin içerisinde. Kadın ve sendika, kadının çalışma hayatı, bunları da yine başlık olarak ele alalım. Evet. Ama istersen şuradan başlayalım. Şimdi böylesi günler, özel günler son yıllarda çoğaldı. 8 Mart'ta sanki biraz hani böyle çiçeklerin alındığı tırnak evet. içerisinde ne bileyim işte bazı istatistiklerin paylaşıldığı, bu anlamda evet. da böyle bir rahatlık mı yaratıyor insanlarda, toplumda hani görevi savdık gibi mi? Evet. Şiddet konularının tabii ki mutlaka yani dile gelmesi lazım. Bunların öne çıktığı bir gün oluyor. Biraz anlamından kopuyor gibi geliyor bana. Evet. Ne dersin? 8 Mart nedir? Evet. Esas anlamı nedir? İstersen evet. buradan başlayalım. Bence de çok isabetli olur. Gerçekten öyle. 8 Mart daha çok belki de duyulmaya başlandı son yıllarda. Basının, özellikle televizyon kanallarının 8 Mart'ı işlemesiyle birlikte herkesin gündemine girdi. Artık yerel seçimler geliyor mesela. Belediye başkan adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız diye pankartlar asıyorlar. Böyle propaganda malzemesi de oldu. Gerçi bir tarafıyla iyi. Daha çok kadının konuşulduğu bir günde, ama 8 Mart'ın ilan edilmesi, Kadınlar Günü olarak kutlanmasının sebebi maalesef ki bugün konuşulan konuların çok ötesinde işçi kadınla ilgili. 1857'de işte New York'ta dokuma işçisi kadınların greviyle ve o grev sırasında yaşanan işte yangın falan gibi bir efsane de diyebiliriz. Bir efsaneyle. Evet, yangınla ilişkin farklı evet, şeyler var ama evet, bir grev evet. var o tarihte. Bu efsane ve bundan, bu bir şehir efsanesi ve bundan yola çıkarak ama gerçekten çalışan, özellikle de o dönemde çalışan kadınların yaşadığı sorunlardan yola çıkarak hem Birleşmiş Milletler'in hem de sosyalist çevrelerin o dönem çokça dile getirdiği bir gün ilan edilmesi var ve ondan sonra da zaten biliyorsunuz ki o 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul ediliyor. 1900'lü yıllardan itibaren biz 8 Mart'ı kutluyoruz. Dünya ile birlikte kutlamaya başladık. Şimdi asıl işte gerekçenin biraz daha altını doldurursak, neden 8 Mart'a ihtiyaç vardı? Çok sayıda kadın çalışma hayatının, özellikle de hani o New York efsanesiyle birlikte gündeme gelen tekstil sektöründe gerçekten çok eşitsiz bir ortamda erkeklerle aynı işi yaparak ama ciddi anlamda emek sömürüsünün yaşandığı bir süreçti. O tüm dünyada özellikle böyle, Amerika'da biraz daha emek sömürüsü o dönemlerde sanayileşmenin daha ağırlıklı olmasından kaynaklı yaşanıyordu. Ve çalışan kadının bugüne baktığımız zaman bu haklar konusunda, bu şartlar konusunda çok da gelişme kaydedemediğini, çok da hak kazanamadığını söylemek mümkün. Hı hı. Belki büyük sanayi kuruluşlarında örgütlü olan iş yerlerinde çalışan kadın biraz daha avantajlı ama merdiven altı üretimlerin yapıldığı, kaçak çalıştırmanın yoğun olduğu ve bunun en ağırlıklı, en acımasız tarafında kadın işçilerde, işçilerin yaşadığı bir süreci hala yaşıyoruz. 2000'lere geldik, 2019 yılındayız ama çalışma hayatında maalesef ki kadının aleyhine şartlar ağırlıklı. Bugün onun için daha da önemli belki 8 Mart'ı konuşmak. Bu maalesef bugün basına yansıyan, işte televizyon bültenlerinde de göreceğiz, karanfillerin dağıtıldığı, işte aman iyi ki varsınız denildiği bir günden öte çok daha farklı bir anlamı var. Bunun için kadının emek sömürüsünü hala tüm dünyada, ülkemizde de ağır şartlarda yaşadığı bir süreçte 8 Mart'ın
gerçek gündemine değinmek gerekiyor. Çalışan kadın, emekçi kadın ve çalışma hayatı, çalışma şartları bugün acaba bu kadına ne getiriyor? Onun üzerinde durmak gerek diye düşünüyorum. Biraz daha açalım o zaman. Yani şimdi ülkemizdeki çalışma hayatını, işçilerin sorunlarını hani önümüze koyduğumuzda kadın sanki biraz daha böyle bu sorunları daha fazla yaşıyor gibi geliyor. Evet. Yani kadın işçi olabiliyor, kadın doktor, ne bileyim avukat, mühendis olabiliyor, evet. Kadın işveren olabiliyor ama her alanda yine hani muadili ya da aynı seviyedeki bir erkeğe göre daha farklı muamele görebiliyor diye düşünüyorum, öyle değil mi? Şöyle bir bakış açısında bir sorun var Umut. Şöyle bakıyoruz, kadın eğer çalışıyorsa ev ekonomisine destek için çalışıyor. Yani bu hepimizin kafasında var, bu işverenlerin kafasında da var. Hatta daha ötesi bence hükümetin kafasında da böyle var. Yani bu algıda bir sorun var. Kadın ev geçindirmek ya da ev ekonomisine destek olmak için çalışmıyor. Sonuçta çalışıyor, çalışma hayatının içerisinde. Aynı emeği harcıyoruz, aynı sürede çalışıyoruz. Evet. Ama çok daha az maaş alıyoruz ve çok daha ağır bizim için o şartlar. Çünkü bedensel olarak, fiziksel olarak bir farklılığımız var erkekle ama yaptığımız iş çoğu iş kollarında aynı. Ama çok daha adaletsizliğe bu yüzden uğramış oluyoruz. Yani kadın ev ekonomisine destek içinde çalışsa sonucu değiştirmiyor. Kadın çalışıyor. Ya da hiç desteği yok. Tek başına da eğitim hayatını bitirip de çalışma hayatına atılan kadınlar var. Onlar da aynı sorunları yaşıyorlar. Yani destek için çalışmıyor. Kendisi için çalışıyor. Çalışmak istediği için bu böyle bir tercihte bulunuyor. Ama çok eşitsiz şartlarda maalesef ki çalışıyorlar. Ve aynı işi yapan, erkekle aynı işi yapan kadın işçi daha az ücret alıyor. Ya da daha uzun saatler çalışabiliyor. Biraz önce söylediğim gibi tekstil sektöründe yoğunluklu olarak var kadınlar. Çok uzun saatler, 16 saat, 17 saat gibi çalışma saatleri. Ve gerçekten bir insanın için olmaması gereken koşullarda, çok daha ağır koşullarda çalışabiliyorlar. Hatta servis yok ve kamyonet kasalarında servis gibi taşınabiliyorlar. Bir dönem, hatta birkaç yıl önce belki hatırlarsınız, Edirne tarafında bir selde bu bir tekstil fabrikasında çalışan kadın işçiler kamyonet kasasında boğularak hayatlarını kaybettiler. Evet. İş kazalarında da öyle. Kadınlar maalesef ki çok yansımıyor. Erkek işçinin ölümü haber oluyor ama kadın işçinin ölüm haberleri de neredeyse hiç karşımıza çıkmıyor. Ama çok sayıda iş kazasından hayatını kaybeden kadın işçi de var. Maalesef gündeme çok fazla düşmüyor. Orada sıkıntı ne? Yani medyanın sansürü mü yoksa hani işveren kadın tarafı? Kadın genelde görülmüyor. İşçi kabul etmiyoruz belki de. Yani mesela fabrikada taşerona verilir genellikle fabrikalarda. Temizlik işleri, yemek işleri. Bunları yapanlar ağırlıklı olarak kadınlardır. Temizlikte ve yemekte onlar vardır. Pek görülmezler. Bunların yaşadığı kazalar da çok görülmez. İşte bizim işçi olarak kabul ettiğimiz insan da fabrikada montaj tezgahının başında, üretim tezgahının başında çalışan, illa mavi önlük giyendir. O üretiyorsa, üretim yapılan ana iş, asıl işi yapıyorsa işçidir diye bakıyoruz. Ama diğer taraftaki çayı yapanı, temizliği yapanı, yemeği yapanı görmüyoruz. Ama onların başına da iş kazaları geliyor ve onlar hayatlarını kaybedebiliyorlar. Çoğunlukla da fabrikalarda, iş yerlerinde taşeron işçisi olarak bu kadınlar çalışıyor. İşte ücret adaletsizliğinin de büyük kısmı da taşeron işçiliğinde zaten var. Ağırlıklı olarak taşeron işçisi ve eşitsizlik de burada başlıyor. Yani işin ekonomik boyutu ya da fiziki, evet, bazı eşitsizlikler ama bir de psikolojik boyutu olduğunu da düşünüyorum. Örneğin demin söylediğin hani bir zihniyet dedin ya, bakış, evet, açısı. Çalışan kadına hala biraz farklı bakıyor değil mi, evet, toplum ya da işte bu anlamda bir eğitim eksikliği olduğunu da söyleyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Yani bu kadına bakışla alakalı. Yani müfredata bakıyoruz, evet, yine kadın, evet, tanımları. Evet. Yani ders çok kitaplarında, ders kitaplarında, evet, evet. Maalesef ki yani evde yemek yapan kadın olarak işte onun için söylüyorum ya, kadın çalışıyorsa ancak işte ekonomik olarak ailede bir sıkıntı vardır. O sıkıntıyı gidermek ve destek olmak için çalışır. Ama öyle değil. Hayatı gerçekten üreten kadınlar ve burada erkekle omuz omuza çalışması ona artı bir ayrımcılık, pozitif ayrımcılık yapılması gerekirken bizim bu kadına bakış açımızdaki ya da genel olarak kadına bakış açısındaki sorunlardan, eksikliklerden kaynaklı böyle durumların yaşanmasına da sebep oluyor. Algıyı böyle olumsuz yönde maalesef etkiliyor. Ama bu sadece Türkiye için geçerli değil. Dünyada mesela, da böyle. Evet, ben Tek Gıda İş Sendikası adına IUF Uluslararası Gıda ve Turizm İşçileri Federasyonu'nda kadın komisyonunu temsil ediyorum. Orada dinlediğimiz konuşmalarda genel olarak bunu görüyoruz. İşte Avrupa'daki
bazı ülkelerin dışında dünya genelinde maalesef ki kadınlar için şartlar çok iç açıcı değil. Türkiye'den çok farklı değil. Mesela Güney Afrika'da daha önce de söyledim çok daha kötü şartlarda Afrika'da çok daha kötü şartlarda çalışıyorlar. Hatta can güvenlikleri hiç yok. İşten çıkıp öldürülen, kimin öldürdüğü bulunamayan o kadar çok kadın işçi var ki biz bunların haberlerini de o toplantılarda dinliyoruz. Çalışma şartları da kadınlar için ağır. Genellikle ev işçisi ve ya da otelde işçi olarak çalışıyorlar. Afrika'da yoğunluklu olarak bunlar var. Avrupa'da da bu sorunlar var. Bizim gördüğümüz bunlar ve bu işçiler, evlerde çalışan temizlik işçileri, çocuk bakıcıları, housekeeping dedikleri otel çalışanları genellikle tacize maruz kalıyorlar, şiddet görüyorlar ve inanılmayacak oranda düşük ücretlerle maalesef kölelik şartlarında çalıştırılıyorlar. Şimdi kadına şiddet de yani ülkemizde çok konuşuluyor ama yani 8 Mart'a sığmayacak kadar her gün konuşulması gereken gerçekten oradaki tablo da iç karartıcı. Evet. Bir insan yani olarak erkeği bırakın insan olarak insan hicap duyuyor. Yani kadınımızın gördüğü şiddet, taciz, tecavüz, istismar bu çocuğa da yansıyor. Yani toplumun toplamda esasında böyle bir bilgilenmeye ve bilince ihtiyacı var. Ama burada hani pozitif ayrımcılık diyoruz ya böyle kelimeler var. Buradaki denge ya da buradaki tavır ne kadar doğru? Yani bazen böyle amacını aştığını ya da biraz amacından da bir anlamda kopardığını, aksine hatta biraz pekiştirdiğini böylesi bir ayrımcılığı söyleyebilir miyiz? Ben tam olarak anlayamadım. Yani, işi böyle daha hani erkek düşmanlığına çevirmek. Hayır. Anlatabiliyor muyum? Yani ya da bir hayatın gerçeği var. Bir de böyle çok kamuoyuna aslında basına yansıyan ama hayatın gerçeğiyle örtüşmeyen bir taraf var. Ben hayatın içerisinde böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani erkeğe düşmanlığa vardıran bir kadın tavrı yok. Kendi zaten çalışan kadın özellikle birey olan bir kadın bunu yapmıyor. Ama eşitliği tabii ki istiyor. Yani söz hakkında da eşitlik istiyor. Yaptığı işte de eşitlik istiyor. Aldığı ücrette de eşitlik istiyor. Bu erkek düşmanlığı değil ama tabii ki bazı kitle örgütleri var. Onlarda biraz kadın adına bir dönem özellikle çok yoğunlukluydu. Değil mi? Kadın için mücadele ettiğini söylüyor ama erkeği dışlayan, onu yok sayan bir mücadele anlayışı toplumda tam bir karşılığını bulmuyor. Bence halk içerisinde pek çok karşılığı olan bir durum değil. Erkek ya da yani şunu da görebiliyoruz. Sırf hani kadın olması, örneğin şimdi seçim dönemi yaşıyoruz. Bunları konuşalım. Yani sırf kadın olması o pozitif ayrımcılık adına sanki bütün çözülmüş gibi ama kadının kafasındaki ne, programı ne, hangi politika uygulayacak, hangi programla değil mi aday oluyor? Bunlar konuşulmuyor. Evet. Buna da pozitif ayrımcılık deniyor. Bence orada biraz vitrin olarak kullanılıyor. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Kesinlikle. Eğer aday olarak gösterilecekse işte biz şu kadar kadına da ki ben yine altını çizmek istiyorum. Parantez içerisine alarak altını çiziyorum ama. Onda da yetersizler. Yani gerçekten siyasi partiler özellikle de mecliste sınıfta kaldılar bu konuda. Değil mi? Evet yani vitrin konusunda da olmadı bu iş. Ama hepsini böyle görmek de yanlış tabii. Mesela mecliste olup da sesini çıkartan milletvekillerimiz de var kadın olup. Hı-hı. Ama ben bugünkü köşe yazımda da söyledim. Oralara gelenler ya da siyasi partilerde, sendikalarda yer alan çok sınırlı sayıdaki kadın da kadına ait bakış açısını, o algıyı kaybediyor. İşte sorun orada. Yani kadınların belki de kaderini değiştirmeleri önce kendilerini değiştirmeleriyle başlayacak. Eğer siz kadın kimliğinizle giriyorsanız ondan sonra da o erkek dili ve erkek egemen dünyayı anlayışı benimseyip devam ediyorsanız girdiğiniz yerde ya da bulunduğunuz konuda kadın olmanızın kadına bir katkısı olmuyor. Olmuyor. Evet. Yani o cinsiyetçi bakışla belki ya da eşitlik sözüm ona diye giriliyor. Ama ondan sonra süreç maalesef ki öyle işlemiyor. Biz sendikal mücadele içerisinde de bunu görüyoruz. Daha az kadının olmasının sebebi erkek iktidarı sendikalardaki mi acaba sadece? Bunu da konuşmak gerek herhalde. Evet. Sendikalarda da değil mi? Her yerde olduğu gibi orada da bir erkek egemenliği. Çalışan kadını konuşuyorsak örgütlü kadını da konuşmalıyız değil mi? Açalım biraz. Hatta yani kadını sırf hani çalışan değil anne olarak da sorumlulukları var. Ne bileyim kadın aynı zamanda abla, teyze, anne, kız kardeş ya da kız çocuğu o boyutuyla da ele almak lazım. Esasında bugünkü yazından hareketle kadın ve kriz buralar nasıl etkileniyor? Kadın çünkü o tarafları da göstermek, orada da mücadele etmek sonuçta. Yani 8-16 saat çalışıyor, eve geliyor, bir aşı çevirmek, pişirmek, çocuğunu doyurmak zorunda. O krizi her tarafta yaşıyor yani. Evet. Kadın çifte kavrulmuş yaşıyor krizi. Değil mi? Çünkü hani bizim toplumsal yapımıza baktığımız zaman
parayı kazanıp getiren erkek algısı var. Evi çekip çevirense kadın. Hani yuvayı yapan dişi kuştur anlayışıyla yaklaşılıyor. Şimdi evet dışarıda çalışıyorsa ya da çalışmıyorsa kriz hepimizin mutfağını vuruyor ve o mutfak, o tencere, kaynayan tencerenin sorumluluğu kadındadır. Onu düşünen kadındır. Sonuçta öyle, bu bir gerçek, hayatın bir gerçeği ve maalesef ki kadın krizden erkeğin etkilendiğinden çok daha fazla etkileniyor. Çalışma hayatı içerisinde ise işini kaybetme korkusu var. Eve girecek gelirin düşmesi korkusu var ve evde kaynayacak tencerenin de telaşı, onun yaşadığı bir sorumluluk anlayışı da var. Dolayısıyla kriz kadını erkekten çok daha fazla etkiliyor. Eve eşinin getirdiği stresi de işten kaynaklı, kriz ekonomik olarak zayıflamaktan, krizin etkisinden dolayı ev bütçesinin küçülmesinden kaynaklı stresi de göğüsleyen kadın oluyor. Aslında hani kadının varlığı başlı başına, hani çiçek mi çek veriyorlar ya, ben biraz tabii hoşumuza gidiyor kadınlar olarak ama bugünü çiçeğe indirgenmesine de kızıyorum. Kadını bir ağaca benzetmek gerek. Kadın çiçektir falan diyorlar. Bu gerçekten incitici biraz. Değil tamam, mi? Belki sözüm ona kibar ve böyle nazik, zarif davranılıyor ama ötesinde kadın eğer benzetilecekse ağaca benzetilmeli. Evin de, ailenin de ana gövdesi kadın. Onun için krizin bu ana gövdeye etkisi çok ağır oluyor. Hı. Baktığın zaman mesela işten çıkartmalarda öncelikli bence olan kadın işçi bir yıl içerisinde 2017-2018 istatistiklerine baktığınızda 1 milyon kadın işten çıkartılmış. Bu çok büyük bir rakam. Her 10 kadından sadece 3'ü çalışıyor. O zaman ne oluyor? O 7 kadın krizi aile bütçesine de destek de sağlayamıyor. Yani destekçi diyoruz ya, daha fazla hissediyor yaşamış tabii. Evet. Yaşamış oluyor. Ekmeğe yapılan zam ya da gramajındaki düşürülme ya da işte patlıcanın, biberin aldığı zam oranı onu daha çok ilgilendiriyor. O biliyor onu. Çünkü ne kadar tencereye girecek sebzenin, etin, yağın azaldığını kadın görüyor, kadın biliyor. Onun için kriz bu anlamda kadını etkiliyor. Çalışma hayatı içerisinde sayısal anlamda etkiliyor. Zaten 10 kadından 3'ü çalışıyor. Peki 2019'da ne bekliyor? Rakamları daha sonra göreceğiz. Hı hı. 2018'in rakamlarını da yavaş yavaş görmeye başladık. Ama 1 milyon çok ciddi bir rakam. Yani 1 İşsiz milyon kadının çalışma hayatının dışına itilmesi çok ciddi. 20 milyon civarında da çalışma hayatına çalışabilecek yaşta ve düzeyde olup da katılamayan kadın var. Şimdi bu rakamlar çok büyük rakamlar. Tabii. Onun için krizin kadın üzerindeki etkisini de sanırım rakamsal boyutta ortaya koyan bir durum. Hı hı. Peki biraz sohbet toparlamak gerekirse, biraz önce dedin ya sendikal mücadele içerisinde, evet, örgütlü hayatlar içerisinde de hani kadının böyle yani, evet, bunlar konuştu ediliyor. Hani en örgütlü kesimlerde bile yüzdesi ya da şeyi belli, aldığı görevler, sorumluluklar. Hı hı. Bunları da belki biraz konuşmak lazım dedin. Eğitimler veriyorsun, eğitimler yapıyorsunuz. Tekirdağ Sendikası'na durum, evet, ne? Toplamda sendikal hayatta, evet, ya da işte bizim çalışma hayatımızda bu durum ne? Evet. Tablo ne? Şimdi şöyle, biz gıda iş kolunda olduğumuz için gıda, hı-hı, iş kolunda ağırlıklı kadın çalışan var. Ve değişen bir işçi profili var. Şöyle ki gittiğimiz eğitimlerde biz fabrikalara girip eğitimler yapıyoruz. Gerçekten üretimi durduruyorlar işverenler. Toplu iş sözleşmelerine koyduk eğitim maddesini. Ve o maddeye istinaden de bu hakkı kullanmak istediğimizi söylüyoruz, bildiriyoruz ve bize belli tarihler içerisinde geri dönüş yapıyorlar işverenlerimiz, örgütlü olduğumuz iş yerlerinin yöneticileri. Gittiğimizde şöyle bir tablo görüyoruz fabrikalarda. Giderek işçideki eğitim düzeyinin yükseldiğini. Daha çok artık işçiler en alt düzeyde lise mezunları, ağırlıklı olarak 2 yıllık yüksekokul mezunları ve üniversite mezunları, lisans mezunları var. Değişen bir tablo, değişen bir işçi tablosu var, profili var. Kadın ağırlıklı ve çok da hakikaten kolay, haklarıyla ilgili eğitim verdiğimizde bunu çok kolay alıyor. Geri dönüşleri çok iyi oluyor. Eğitim düzeyinin yükselmesiyle birlikte böyle bir değişikliği biz eğitimlerimizde görmeye başladık. Ama bunun sendikal örgütlülüğe aday olma, orada başka talepleri dile getirmeye iş geldiği zaman, o tarafına geldiğinde de kadın işçinin geri durduğunu görüyoruz. Maalesef ki şubelerimizde, yönetim kademelerinde kadın yok. Bu sadece Tek Gıda İş Sendikası için değil, Türkiye sendikal yapısı için, tüm sendikal yapının geneline baktığınızda aynı tablo var karşınızda. Genelde kadınlar yönetimde yoklar. Çok azdır kadın sendikacı sayısı. Hı hı.
biraz talip olmaları gerek. Yani bu sendikalar sadece erkeklere ait değil. Doğru. Sadece erkek engelleme var diye bakarak da olmaz. Bizde gerçekten aday olunmuyor. Yani temsilcileri biz yönetim olarak, sendikamızın yönetimi temsilci burada kadın temsilcimiz de olsun demediği sürece öne çıkan pek göremiyoruz. Ancak yönetimin ısrarıyla, genel merkez yönetiminin, şube yönetimlerinin ısrarıyla kadın temsilcileri seçebiliyoruz. Onlar o zaman bir zorlamayla giriyorlar ama bu böyle olmamalı. Çalışma hayatının içerisinde pozitif ayrımcılığa tabi tutulmak istediğini söyleyen kadın şube sendika yönetimlerine de aday olmalı. İşte aday olursa o zaman kendi yaşadığı sorunu daha çok gündeme getirecek. Onun dışında o aday olmazsa, o bu yönetimlere girmezse dışarıdan ya kadın işçinin de bu sorunu varmış diye bunu toplu sözleşmelere ya da hükümete karşı bir talep olarak dile getirmesini erkeklerin beklemek dışarıdan çok da sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Sonuçta alınamıyor zaten. Ancak toplu iş sözleşmesine girmesi kadın temsilcilerin ya da kadın yöneticilerin orada talepte bulunmasıyla mümkün. Sanırım benim mikrofonumun... Sorun yok herhalde. Sesin gidebiliyor. Mikrofonun yerinde duruyor. Mikrofon duruyor da. Kapsül de ha. O zaman yani tabii bu önemli, ben lafı almış olayım. Son sorumu da şöyle sorayım. Esasında şunu sormak istiyordum, daha doğrusu bir seslenme, bir çağrı. Yani kadınlar için esasında dile getirdin. Yani daha önde olun, daha aktif olun, görev alın, aday olun. Yani özellikle örgütlü hayat içerisinde. Bu sendikada böyle, dernekte böyle, partide evet. Böyle. Hayatın içerisinde böyle. Evet yani birazdan zaten buna ilişkin evet. CKD Başkanı Sayın Arıtman'ın cümlelerini de getireceğiz. Güzel bir açıklama yaptı. Yani kadın yalnızca toplumsal ekonomik alanda değil, siyasal yaşamda da bir hiçliğe doğru gidiyor. Evet. Kadına bu bir seslenişti bence söylediklerin. Evet. Hani erkeğe seslenmek gerekirse yalnızca çiçek almayın dedin ya. Son sözler olsun. Eklemek istediğin şeyler varsa tabii ki buyur. Yani bir kadın olarak çalışma hayatının içerisindesin. Hatta örgütlü mücadelenin içindesin yani önündesin. Evet. Yazıyorsun, çiziyorsun. Yani bugün de bu erkeklere, bizlere yani göğün yarısını göğüsleyen ya da omuzlayan diğer kesime ne söylemek istersin? Çağrın. Evet, ne olur? Tabii bir kere kadın olmazsa hayat olmaz. Bu bir gerçek. Tabii ki erkek olmazsa da hayat olmaz. İkisi birlikte var. Eğer hayatı birlikte var ediyorsak, varlık sebebini bir kadına borçlu olan tüm erkeklerin bunun bir farkına varması gerektiğini düşünüyorum. Ama erkeklerden önce ve öte ben biraz da bunun bir devlet politikası olması gerektiğini düşünüyorum. Yani annelerin, cennet annelerin ayaklarının altındadır demek yetmiyor. Gerçekten bunu hayatın içerisinde kanunlarla, yaptırımlarla uygulatan, kadına şiddete ağır cezalar veren, işte biraz önce programa başlarken söyledik, ders kitaplarında kadını hayatın bir parçası olarak, üretim aşamasında da hayatın parçası, evde de hayatın bir parçası, eşit ortak olarak gören bir anlayışı önce devletin yasalarıyla ve kurumlarıyla kendi anlayışını değiştirerek uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak orası değişirse aşağıda vatandaş da değişecektir. Kadına bakışı böyle değiştirebiliriz. Ama erkeklerin de farkındalıkları açısından, biraz önce de söyledim, varlıklarını borçlu oldukları kadınlara çalışma hayatının içerisinde de, kendi evlerinde de, arkadaş çevrelerinde, çocuklarıyla, kız çocuklarıyla ilişkilerinde de bu bilinçle hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve onlardan da bunu tabii ki talep ediyorum. Türkiye'de yaşayan kadınların bir ayrıcalığı var. Hem ciddi anlamda son dönemde kadına şiddet arttı ama bir taraftan da tüm dünyaya örnek olacak bir şey var ki bu Cumhuriyet, Atatürk dünyada ilk defa seçme ve seçilme hakkını Türk kadınına verdi ve çok güzel bir söz söyledi. Dedi ki sen ayaklar altında ezilmeye değil omuzlar üzerinde yükseltilmeye layıksın dedi Türk kadınına. Bu anlayışı hepimizin benimsemesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Lütfen oldukları yerlerde, çalıştıkları kurumlarda, üyesi oldukları kitle örgütlerinde, siyasi yapılarda kadınlar yönetime aday olsunlar. Önce kendileri değişecekler, sonra da değiştireceğiz. Erkekleri birlikte değiştireceğiz. Kesinlikle. Canan Arıtman demiştik. CKD Genel Başkanı bir açıklaması oldu. Onu da ekranlarınıza getireceğiz. Hatta birazdan sanırım Ankara'ya da kameramızı çevireceğiz. Ankara'ya hemen dönelim o zaman. Vatan Partisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ulus Meydanı'nda bir sergi açtı. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür sergiyi ziyaret etti. Muhabirimiz Gürkan Demir takip ediyor. Kameramızı Ankara'ya çeviriyoruz. Cumhuriyet kadını görev başında. Laiklik yoksa hayatta yok. Laiklik yoksa hayatta yok. Laiklik yoksa
Değerli Ankaralılar, değerli partili yoldaşlarımız, değerli kadınlar, hepiniz Vatan Partisi'nin kadın örgütleri tarafından ve il başkanlığı tarafından hazırlanan farkındalık sergisine hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Her günümüzün 8 Mart olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve bugün takvimin 8 Mart'ı. Bazıları 8 Mart'ı Anneler Günü veya Sevgililer Günü havasında kadınlara çiçekli kalpli mesajlar göndererek kutluyorlar. Bu tutumu yanlış buluyoruz ve onaylamıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bundan 108 yıl önce "Ey kadınlar, iyi ki varsınız" seslenişiyle değil, emekçi kadının ağır çalışma şartlarına ve kadının toplumsal yaşamda birçok haktan mahrum tutulmasına karşı Avrupa'da düzenlenen büyük mitinglerle ortaya çıkmıştır. Aradan geçen 100 yılı aşkın süre içinde dünya ölçeğinde kadının hukuki haklar ve toplumdaki yeri yönünden önemli kazanımlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Hele Atatürk'ün Türkiye'sinde 1934 yılında çıkarılan yasayla kadının milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmesi, Fransa, Belçika, İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesinden önce hayata geçmiştir. Fakat ülkemizde de dünyada da 8 Mart'lar bitmemiştir. Çünkü bütün hukuksal düzenlemelere rağmen kadının sadece kadın olduğu için haksızlığa uğraması ve eziyet görmesi kocaman bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Dünyada toplam maddi varlıklar ezici çoğunlukla erkeklerin elindedir. Toplum kadından birinci görev olarak eve hizmet etmeyi ve çocuk büyütmeyi bekliyor. Bu durum çalışan kadın için de değişmiyor. Görünüşte hukuki engel olmamasına rağmen kadın nadiren karar verici makamlarda görev alabiliyor. Kadın aynı işte çalışan erkeğe göre daha az ücret alıyor. Kadınlar daha fazla işsiz kalıyor ve daha fazla kayıt dışı çalıştırılıyor. Ve kadın maddi ve manevi işkence görüyor, tecavüze uğruyor, öldürülüyor. Demek ki yasaların olması tek başına bir anlam taşımıyor. Kadın erkek eşitsizliği salt yasalarla ortadan kaldırılamıyor. Demek ki cinsiyete dayalı eşitsizliği dalları yaprakları budayarak yok edemiyoruz. Eşitsizliğin kaynağı çok daha derinlerde bir yerde kök salmış. Kadını ikinci sınıf yapan bu kökü biliyoruz. İnsanlık tarihinde binlerce yıl önce başlayan ve muazzam bir uygarlık sıçraması olan sınıflı topluma geçiş, aynı zamanda insanın insanı ezdiği bir dünyanın kapısını da açmış oldu. Ortaya çıkan hakim sınıf erkekti. Hakim sınıfın din gibi, bilim gibi, sanat gibi bütün araçları da erkekti. Kadın ise hem hakim sınıf hem de yanındaki erkek tarafından ezildi. İşte kadın meselesinin derin kökü binlerce yıl öncesinden gelen insanın ezilmişliğine dayanmaktadır. Onun için tarihte kadın direnişinin yanında daima erkek de olmuştur. Kadın ve erkeğin insanın insanı ezmesine karşı birlikte yürüttüğü insanlık davası aynı zamanda köklerde verilen kadın davasıdır. Kadın erkek el ele mücadelele. Kadın erkek el ele mücadelele. Vatan Partisi toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bu tarihsel gerçeğe bakarak ele almaktadır. Biliyoruz ki tek başına kadının kurtuluşu diye bir program ve bir siyaset yoktur. Kadın esas olarak ezilen insanın kurtuluşuyla birlikte özgürleşecektir. Kadınıyla, erkeğiyle insanımızın kurtuluşu ise
milletçe bütünlüğünü sağlamış ve üretim devrimini başarmış bir ülke olmamızla mümkün olacaktır. Karanlığa geçit yok. Türkiye bizimle aydınlanacak. Karanlığa geçit yok. Türkiye bizimle aydınlanacak. Karanlığa geçit yok. Türkiye bizimle aydınlanacak. Vatan Partisi'nin yerel yönetim politikaları partimizin iktidar programına dayalıdır. Halkçı belediyecilik anlayışımız da toplumun ezilen kesimlerini ve elbette bu kesimdeki kadını belediyecilik kapsamında öncelikle ele alma anlayışıdır. Buna göre kadın özelinde öncelikle yapacağımız işler olacak. Belediyelerimizde kadın istihdamının iki katına çıkaracağız ve kadını işiyle ilgili eğitimi alacağız. Hem çalışan kadını rahatlatmak, hem yavrularımızı güzel bir geleceğe, mutlu okul günlerini hazırlamak için bütün mahallelerimizde kreşler açacağız. Dar gelirli yaşlımızı da, ona bakan kadınımızı da dört duvar arasından çıkarmak için yaşlı bakım evleri açacağız. Her mahallede kuracağımız halk eğitim merkezlerinde talep eden her kadınımızı bilgi ve beceriyle donatacağız. Bunların yapılabilir işler olduğunu çok iyi biliyoruz. Bütün mesele sürekli birilerinin cebini dolduran rantçı belediyeciliğe geçit vermemek, belediyenin kaynaklarını gerçek sahipleri için, halk için kullanma kararlılığını ve iradesini göstermektir. Vatan Partili bütün adaylarımız da bu kararlılıkta, bu iradede vardır. Değerli halkımız, değerli basın mensupları, sözlerimi Vatan Partisi Genel Başkanı liderimiz Sayın Doğu Perinçek'in Kadın Kitabı eserinden bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Şöyle demiş: kadın yangındadır, kafestedir, tuzaktadır. Ama aynı zamanda aşk biriktirendir, savaşandır, tarih yazandır, güneşi doğurandır, yarınların gerçek yaratıcısıdır ve cumhuriyettir. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tülin Oygür açıklamasını yaptı. Şu anda Ankara Ulus Meydanı'ndayız. Farkındalık sergisi açılacak Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında. Birazdan serginin açılışı olacak. Bu serginin açılışını da ulusal kanal olarak yakından takip edeceğiz. Evet, Oygür şu an anonsu yaptı. Biz de şu an serginin açılış yapılacağı noktaya doğru geçiyoruz. Açılışı Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tülin Oygür yapacak ve Oygür bilindiği üzere Ankara'da tek kadın aday, Büyükşehir Belediye Başkanlığı kapsamında tek kadın aday olduğunun da altını çizerek vurgulamak isteriz, ifade etmek istiyoruz. Şimdi burada farkındalık sergisi diyoruz. İşte farkındalık sergisinde birden fazla pankart var ve kadına yönelik şiddetten kadınların düştüğü duruma dair birçok istatistiğinde yer aldığı bir sergi. Hemen Ulus'ta Atatürk Meydanı'nda olduğu noktadayız. Şu anda da an itibariyle Tülin Oygür bu serginin açılışını yapacak. Vatan Partisi'nin Ankara'da toplam 8 kadın adayı var. 24 ilçede 8 kadın adayla en çok kadın adayı olan parti olduğunun da altını çizerek ifade edelim. An itibariyle de Vatan Partisi'nin kadın adayları Tülin Oygür başkanlığında serginin açılışını yapıyorlar. Adet böyle oldu galiba, değil mi? Hadi bakalım, hayırlı olsun. Evet, serginin açılışı Vatan Partisi'nin Ankara'daki kadın adaylarıyla yapıldı. Hemen bakıyoruz, Mamak ilçede aday gösterilen Şen Yazgan, Beypazarı'nda aday gösterilen Filiz Kaya önüde benzer şekilde serginin o kurdelesini kesenler arasında yer aldı. Vatan Partisi'nin ifade ettik Ankara'da toplam 8
kadın adayı bulunuyor. Bunlardan biri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür. Oygür'ün yanı sıra 7 ilçede de kadın adayı olduğunu ifade edebiliriz. Şu anda serginin açılışı yapıldıktan sonra Tülin Oygür kadın adaylarla birlikte sergiyi geziyorlar. Kadın adayların yanı sıra tabii erkek yurttaşlarımız da var. Vatan Partili yurttaşlar var, Ankaralılar var. Onlar da Sayın Oygür'e bu serginin hem açılışında hem de serginin gezintisi noktasında eşlik ettiklerini ifade edelim. Bakın, bir, Türkiye'nin yalnızca kadın başbakanı oldu. Türkiye'nin hiç kadın cumhurbaşkanı olmadı yazılı bir pankart var. Yine diğer pankartta 31 Mart kadın adaylar Türkiye genel oranı diyor. Vatan Partisi %28,1 ile en çok kadın aday gösteren parti olduğunu bu tabloda da görüyoruz. AKP'nin %2,1, CHP'nin %4,9, MHP'nin %1,8, İYİ Parti'nin %3,2, Saadet Partisi'nin ise %0,7 oranında tüm Türkiye'de kadın adayı orantılaması bu şekilde 31 Mart pazar günü yapılacak olan yerel seçimler kapsamında. İşte yine bir yerel seçimlere dönük kadın adaylara dair bir pankart var. Vatan Partisi'nin 24,8 kadın aday var Ankara için. Bu 8 adayın ifade ettik az önce. Biri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür. Diğer 7 ilçede de benzer şekilde Vatan Partisi'nin kadın adayı bulunuyor. İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisi'nin ise Ankara'da hiç adayı bulunmuyor. Bu istatistikte yine Vatan Partisi'nin bu sergisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Şimdi bazı konuklarım da olacak. Yine Vatan Partisi'nin Ankara'da göstermiş olduğu ilçe belediye başkan adaylarını konuk alacağız. Hemen yanımızda Şen Yazgan Hanım var. Mamak Belediye Başkan Adayı. Efendim, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Neler söylemek istersiniz? Tüm kadınların 8 Mart Emekçi Günü'nü kutluyorum. Yürekten kutluyorum. Bugüne vesile olan, yaklaşık 100 yıl önce canlarını vererek, yanarak ölen kadınları burada saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun diyorum bu emekçi kadınların. Emek uğruna canlarını verdiler ve Flormar işçisini yürekten kutluyorum, alkışlıyorum. Direnişleri bugün zaferle sonuçlanmıştır. Kalbimiz onlarla beraber sevinçle çarpıyor. Ben Mamak için, Mamak bir Güzide ilçemiz, Mamak ve belediye başkan adayıyım. Partimin beni bu Güzide ilçeye aday göstermesinden çok mutluyum. %28 gibi bir kadın aday oranıyla başı çekiyoruz. Türkiye'ye örnek olsun diyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Vatan Partisi Mamak Belediye Başkan Adayı Şen Yazgan mikrofonu uzatmıştık. Hemen bir başka adayımız daha var. Gölbaşı adayı Ergül Bezci. Sayın Bezci, yayınımıza hoş geldiniz. 8 Mart bugün neler söylersiniz? Valla öncelikle şöyle söyleyeyim, partimle gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Bugün Türkiye genelinde 62 kadın adayla çıkıyoruz ki muhalefet partisi bile bugün 20 küsurlarda kalmıştır. Ve biz kadınlarımız bu şiddet olaylarında, cinsel şiddette, tecavüz olaylarında çok daha aktif olmalıyız, mecliste olmalıyız ve bu yüzden de Gölbaşı'nda bunun için mücadelemizi de vereceğiz. En azından Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Tülin Oygür hocamızın etrafında politikalarımızla birlikte bunu gerçekleştireceğiz. Başka? Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Vatan Partisi'nin Mamak, özür diliyorum, Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ergül Bezci de mikrofonu uzattık. O da sorularımızı yanıtladı. Tabii Vatan Partisi'nin toplamda Ankara'da 8 aday var. Biri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, diğer 7 kişi ise ilçe belediye başkan adayı. Yine yanımda bir konuğum daha var. Vatan Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı yöneticisi Güldane Pekdoğan var. Sayın Pekdoğan, yayınımıza hoş geldiniz. Farkındalık sergisi açtınız. Ankara İl Başkanlığı olarak sergiye kadınla erkekle büyük ilgi var. Kadın adayımız, tek kadın aday Ankara'nın Tülin Oygür sergiyi açtı. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle şöyle, bugün kadınlar okulda, sokakta, tiyatro sahnelerinde, tarlada, fabrikada, hayatın her alanında mücadeleye devam ediyorlar. Çünkü günlük hayatta birçok toplumsal eşitsizliğe uğruyorlar. Partimiz günlük hayatta toplumsal eşitsizliğe uğrayan, şiddete uğrayan, tacize ve tecavüze uğrayan kadınlara
her zaman yanında. Onların olmaması için yanında olmasından da daha ileride. Orayı iyileştirici değil, kökten çözümlerle bugüne kadar hep mücadeleyi yürüttü. Bugün Flormar işçisinin de yanına baktığınız zaman hem cumhuriyet vurgusu, hem laiklik, hem de kadının toplumsal eşitsizliğini giderecek program bizdedir. Ya da Şule Çayt davasını takip eden, yeniden Özge Canlar vakası yaşanmasın diye toplumsal şiddeti nasıl durduracağımız. Çünkü bunların hepsi bir bütün ve sistem sorunu. Kadın sorunu dediğiniz şey çok uzun yıllardan, sınıf ayrımından başlayan bir sorun. Bu ancak kökten bir çözümle olabilir diyerek mücadelesini yürütüyor ve devam ediyor. Bu programı gerçekleştirebilecek tek parti olduğumuzu düşünüyoruz. Buradan da sokakta, okulda, tarlada, fabrikada, her alanda mücadele yürütmeye devam eden bütün emekçi kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz ama bizim partimizin bu serginin de farkındalık sergisinde sonundaki en son fotoğraf odur. En son fotoğraf ve tasarım odur, göreceksiniz. Her yani bir gün değil, her gün kadın ve kadınlar zaten her gün mücadelede. Bu şiarla, bu sloganla mücadelemize devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Umut Tezer, Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı Yöneticisi Güldana Pekdoğan da 8 Mart'a dair ve bu sergi, açılan sergiye dair görüşlerini, hissiyatını bizimle paylaştı. Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı ifade ettik. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Ankara Ulus Meydanı'nda bir sergi açtı. Farkındalık sergisi açtı. Bu sergide bir, kadınların siyasetteki yerine ilişkin ciddi istatistikler yer alıyor. İki, kadınların maruz kaldığı şiddete dair çeşitli istatistikler var. Kadınların cinsel şiddet, fiziksel şiddet, bunlara yönelik kalmış olduğu istatistikler var. Örneğin kadınların %12'sinin cinsel şiddete, %38'inin iki şiddet biçiminden en az birine maruz kaldığı yine buradaki istatistiklerde yer alıyor. 7'den 70 işte herkes burada, kadınla erkekle de ayrıca serginin açık olduğunu ifade edelim. Flomor işçilerine vurgu yapıldı. Hem adaylar yaptı, hem Sayın Güldana Pekdoğan Ankara İl Yöneticisi onlara vurgu yaptı. Flomor işçileri kadınlardan oluşuyor ve uzun bir süre hak mücadelesi yürütmüşlerdi. Bugün itibariyle hem bu sergi itibariyle hem 8 Mart itibariyle Flomor işçileri de yalnız olmadığı buradan bir kez daha vurgulanmış oldu. Sergiden paylaşacaklarımız, aktaracaklarımız bu şekilde diyelim. Sözü İstanbul stüdyomuza bırakalım. Teşekkür ediyoruz Gürkan Demir'e. Flormar'dan da hemen kısa bahsedelim. Sendikaya üye oldukları için işlerine son verilmişti. 297 gündür Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika önünde eylemdeydi işçiler ve işverenin sunduğu teklifin işçiler tarafından kabul edilmesiyle 297 gündür süren eylem, direniş sona erdi. Flormar işçisinin kazanımıyla diyelim. Yine 8 Mart'a ilişkin haberlerimizle devam edelim. Kadınlar yalnızca toplumsal ve ekonomik yaşamda değil, siyasal yaşamda da hiçliğe doğru gidiyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü seslerini bu sözcüklerle duyurdu. CKD Genel Başkanı Canan Arıtman, kadının siyasal hakkı yoksa hiçbir hakkı yoktur dedi. Kimi çocuğuyla, kimi annesiyle kutladı 8 Mart'ı. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir'de Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Kara Fatma, Sabiha Gökçen, Gördesli Makbule, Satı Çırpan, Afet İnan, Kamile Şevki Mutlu, Rukiye Hanım, Fatma Refet Angın, Bahriye Üçok, Halit Çambel, Semiha Berksoy, Afife Jale, Türkan Saylan, Muazzez İlmiyeçi, Engin Arık ve Nermin Faruk'un fotoğraflarıyla yürüdüler. Kadın cumhuriyettir dediler. Türkiye, kadın erkek eşitliği sıralamasında 142 ülke arasında 125. sırada yer alıyor. Türk kadınının ekonomideki yeri ise 128 OECD ülkesi arasında 120. sırada. Dünyada kadınların kanları ve canları pahasına ilk talep edilen hak daima siyasal hak olmuştur. Seçme hakkımızı kullanmamıza izin verdiler, seçilme hakkımıza ambargo uyguladılar. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman, kadınların siyasal yaşama katılımının azaldığını vurguladı. Ülkedeki tüm belediye başkanlarının sadece %2.9'u kadındır. Siyasi partilerin gösterdikleri kadın adayların azlığı, ne yazık ki bu oranın %2'nin de altına düşeceği görülmektedir.
kadınların siyasal katılımındaki hiçliğe doğru bu gidiş çok vahimdir. Kadının siyasal hakkı yoksa başka hiçbir hakkı da olamaz. Var olan hakları da yaşama geçmez. Açıklamanın ardından kadınlar folklor gösterisi sergiledi. Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında sağlık meslek örgütlerindeki kadınlar yerel seçimden beklentilerini açıkladı. Veterinerler, eczacılar, diş hekimleri ve Ankara Tabip Odası'nın kadın komisyonları toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekti. Kadınlar toplumsal cinsiyetin eşitliği için talep ve önerilerini açıkladı. Şiddete, ayrımcılığa ve tacize uğramaktalar. Diş hekimleri, veterinerler, eczacılar ve Ankara Tabip Odası kadın komisyonları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında ortak basın toplantısı yaptı. Kadınların yaşamın her alanında eşit haklara sahip olma çabası yüzyıllardır süregelen bir mücadeledir. Ortak açıklamayı Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Başkanı Doktor Filiz Ak okudu. 2018 yılında en az 255 kadın, aralarında 3 bebeğin de olduğu en az 20 çocuk ve cinayet sırasında kadınların yanında olan en az 39 erkek öldürülmüştür. Doktor Filiz Ak son 5 yılda 1371 kadının cinayete kurban gittiğine dikkat çekti. Son 5 yılda öldürülen kadın sayısı 1371, yaralanan kadının sayısı da 2075'tir. Ak yaklaşan yerel seçimler için adaylardan kadın dostu kentler talep etti. Yaklaşan yerel seçimlerde de oyumuz toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyorum diyen adaylarıdır. Sokaklarında özgürce dolaşabileceğimiz, toplu taşıma araçlarında kaygısızca seyahat edebileceğimiz, öldürülmeyeceğimiz kadın dostu kentler talep ediyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gün ortası sürecek. Türk Milletimizin Silahlı Kuvvetleri, Cümlemizdeki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Efendim, yerel seçime sayılı günler kaldı. İzmir'in Kiraz ilçesinde bir aday var ki gece gündüz çalışıyor. Vatan Partisi Kiraz Belediye Başkan Adayı eczacı Meltem Ayvalı sorunların olduğu köylere gidiyor, ev ev geziyor ve sorunları yerinde tespit edip çözümlerini anlatıyor. El öpmeyle dudak aşınmaz diyor Meltem Ayvalı ve düşüyor yola. Sıkıntıların olduğu köyleri tek tek geziyor. Vatan Partisi'nin Kiraz Belediye Başkan Adayı Meltem Ayvalı, yerel sorunların olduğu bölgeleri ziyaret ediyor ve sorunları yerinde dinliyor. İsmail'lerde uyuyor şimdi. Hoş geldiniz. Siyasi çekişmelerin arasında kalan köylüler hizmet alamadıklarını dile getiriyor ve köy yollarının bataklık haline geldiğini anlatıyorlar. Seçim olmadan bizim köylere çamur. Burada hakikaten geçinme adam traktörle geçiyor çocuklar burada yolda. Göreceksiniz ya derede bir senedir böyle çamurun içinde bir gallağın ulu geçemiyor. Biz iş yapamıyoruz orada. Bizim burayla ne belediye ilgileniyor, ne büyükşehir ilgileniyor, ne muhtar ilgileniyor. Hiçbiri ilgilenmiyor. Şimdi mesela burada 52 tane köy için en bakımsız köy buradadır. Köylerin sıkıntılarını dinleyen Meltem Ayvalı, bataklığa dönüşen yol için daha seçilmeden çözüm için girişimlerde bulunuyor. Burası köy yolu. Köylülerin sıklıkla kullandığı bir yol. Yaklaşık bir yıl kadar önce kanalizasyon patlamış belediyenin bir çalışması sırasında. Ve bir yıldır yol bu halde. Yapılmamış, çamur, pis su kullandıkları bir yol burası. Şimdi bu yol... Köylüler için kapanmış durumda, köylü mağdur durumda ve bir yıldır bu sorunu çözen yok. Bu evet hem bir hizmet eksikliği hem de halk sağlığı sorunu. Biz Vatan Partisi olarak geçtiğimiz hafta buradaydık. Çeşitli girişimlerde bulunduk, bunu gündeme getirdik. Bugün belediyenin konuyla ilgili bir çalışma yaptığını öğrendik. Olumludur. Vatan Partisi bu tip konularda sonuna kadar mücadele edecektir. İnsanların rahat yaşayabilmesi için, hizmetleri eşit olanaklarla alabilmesi için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Yol istiyorum diyen Mehmet amcayı belediye başkan adaylarından bir tek Meltem Ayvalı dinlemiş. Biz yol istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz. Hiçbir kimse gelmedi.
gelmiyor da. O gün Allah razı olsun Meltem Hanım geldi. Meltem Hanım'a söyledim. Ayvalı tüm adayların köy kahvelerinde konuşma yapıp gittiğini söylüyor. Kendilerinin ise ev ev gezdiklerini, sorunları yerinde tespit ettiklerini dile getirdi. Aslında bütün adaylar geliyorlar ama kahvede, değil mi Mehmet amca, propagandalarını yapıp gidiyorlar köy kahvesinde. Biz ev ev geziyoruz teker teker. Kirazımızın sorunları nelerdir, köylümüzün sorunları nelerdir onları yerinde tespit ediyoruz. Ayvalı geçmişte kirazı yönetenler gibi olmayacaklarını ve kirazı kirazlılarla birlikte güzelleştireceklerini söyledi. Senin köyün benim köyüm olmuş artık. A partisinin köyü, B partisinin köyü, C partisinin köyü. Buna bir son vermek lazım. Biz Vatan Partisi olarak her yere eşit hizmet götüreceğiz ve sorunlarımızı köylümüzle beraber çözeceğiz. 5 yılda bir evleri dolaşan siyasetçilerden değiliz biz, yöneticilerden değiliz. Sürekli halkımızla beraber olacağız, çalışacağız. Ve buraları Yeniköy'de Mehmet amcayla beraber güzelleştireceğiz. Buranın halkıyla beraber güzelleştireceğiz. Başkan adayı Meltem Ayvalı seçim çalışmalarına devam ediyor. Muhabirimiz Özgür Doğu Saymaz bu çalışmaları yerinde takip ediyor. Ben şimdi sözü Özgür'e bırakıyorum. Umut Tezerer merhaba. Şu an İzmir'in 143 kilometre ilerisinde Kiraz'ın Haliller Köyü'ndeyiz. Daha önce haberlerimizde de bahsettik. Biliyorsunuz Kiraz'da bir Meltem esiyor. Bu Meltem'in esmesinin nedeni Vatan Partisi'nin Kiraz Belediye Başkanı adayı Meltem Ayvalı. Şimdi o yanımızda. Merhabalar Meltem Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Kiraz'da bir Meltem havası esiyor. Şimdi bu Meltem havası sebebiyle bugün aynı zamanda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Siz Haliller Köyü'ne geldiniz ve ev ayırt etmeksizin çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili buradan mesajınız nedir? Onu alalım. Çok teşekkür ederiz. Bugün Haliller Köyümüzdeyiz. Sabahtan pazarı bugün buranın, köylü pazarı. Pazarımızı ve esnafımızı dolaştık. Sayın muhtarımızla birlikte ona çok teşekkür ediyoruz, Metin abimize. Bize eşlik etti. Öğleden sonra da ev ev gezerek kadınlarla görüşeceğiz. Üretici kadınlarla buluşacağız. Bu buluşmada bize yine eşlik eden Öncü Kadın Genel Başkanımız Sayın Pınar Gül'e ve Öncü Kadın Örgütümüze teşekkür ediyorum. Burada da Kiraz Öncü Kadın Örgütümüz var. Sevgili annem Meryem Ayvalı yanımda, sevgili yengem Yıldız Ayvalı yanımda, belediye meclis üyelerimiz sevgili Ayşe Karatepe ve sevgili Aysun Göktaş. Bugün kadın belediye meclis üyesi adaylarımız ve Öncü Kadın Örgütümüzle beraber Haliller Köyümüzdeyiz. Öğleden sonra ev ev dolaşarak üretici kadınlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Ve tekrar sizlerin vasıtasıyla Sayın Muhtarımıza teşekkür ediyoruz bu buluşmada bize eşlik ettiği için. Evet, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bütün kadınlarımızın gününü kutluyorum. Bütün kadınlarımızın gününü kutluyorum. Buradan bir mesaj vereceğiz tabii ama artık o süslü sözleri, nutukları bir kenara bırakmak ve yapılanlara, gerçeğe bakmak durumundayız. Bakın Kiraz'dayız. Ben size Kiraz'dan örnekler vereyim. Kiraz Belediye Başkanı Sayın Salih Özçınar bir kadın. AK Parti'nin adayıdır bu seçimlerde de. Şu an Kiraz Belediye Meclis üyesi bir tane kadın yok. Bir kadın yok. Kiraz Belediye Başkan adayı sadece kadın ve belediye meclisinde bir kadın yok. AK Parti'nin bu 31 Mart seçimleri için hazırladığı belediye meclis üyesi listesinde iki kadın var. İkisi de üzülerek söylüyorum son sıralarda. Seçilemeyecek yerlerde yani. Şimdi bu belediye meclisinde kadınların yer almamasının bir tek sebebi var. Seçilecek sıralardan aday gösterilmemiş olmaları. 31 Mart'a gidiyoruz. 8 Mart'ta kadının yönetim organlarında yer almasını, siyasete katılımını konuşmak en doğrusu olur bence. O yüzden yapılanlara, gerçeklere, icraatlara bakmak lazım. Süslü sözleri bir kenara bırakarak. Diğer adaylarımıza bakalım. İyi Parti, Millet İttifakı, İyi Parti adayı listesinde bir belediye meclis üyesi var kadın. O da seçilmesi yine çok zor olan bir yerden. Yani İyi Parti adayı da kadınlara birinci, ikinci, üçüncü sıralardan yer vermemiş. Demokratik Sol Parti'nin adayı var. Onun listesinde de yalnızca bir kadın var. O da yine ilk üç sırada değil. Ne yazık ki. Vatan Partisi'ne, diğerlerinde durum böyle. Vatan Partisi nasıl? Vatan Partisi İzmir Kiraz'da
beni aday göstererek, çok teşekkür ediyorum buradan örgütüme, genç ve kadın bir ismi aday göstererek aslında kurmak istediği çağdaş toplumu, toplumun mesajını vermiş oldu. Bizim belediye meclis üyesi listemizde de kadınlar en ön sıralarda. Bakın görüyorsunuz bugün burada Ayşe Hanım, Aysun Hanım, Yeniköy'den çiftçi bir arkadaşımız. Ayşe Hanım, Ev Hanım'ı Kiraz'ın içinden, merkezinden ve bugün burada olamayan belediye meclis üyesi adaylarımız. Biz ev ev gezerek, kapı kapı gezerek işte kadınlara üreten sizsiniz, doğuran sizsiniz, doyuran sizsiniz, büyüten sizsiniz, evi çekip çeviren sizlersiniz ve sizler söz ve yetki sahibi olmalısınız. Sizler yönetim kademelerinde yer almalısınız diyoruz, bunları vaat ediyoruz. Bunların dışında, kadınlara neler vaat ediyoruz? Bakın Kiraz'ın çok büyük bir işsizlik sorunu var. Kiraz'ın gençleri özellikle çalışmak için dışarı gitmek zorunda kalıyorlar. Başka ilçelere gitmek zorunda kalıyorlar. Tabii kadın erkek ayırt etmiyor işsizlik. İş alanları çok sınırlı ama bundan en büyük zararı görenler yine kadınlar oluyor. Kadınların çalışma hayatına katılımı çok 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 düşük. Ve Kiraz ne yazık ki kendi kaderine terk edilmiş, gözden çıkarılmış, gelişmemiş bugüne kadar. Bütün yöneticiler bu toprakların bereketli topraklardır. Sizler de bugün burada dolaşıyorsunuz, gördünüz, bereketli topraklardır. İnsan dikseniz insan yetişir derler bizim burada. Hakikaten öyledir. Bu toprakların ve bu çalışkan insanların değerini bilememişler. Plansız, programsız yönetmeye çalışmışlar Kiraz'ı ve nitekim olmamış. Kiraz geri kalmış. Şimdi geliştirmek için kadın emeğine de erkek emeğine de ihtiyaç var. El birliğiyle Kiraz'ı kalkındıracağız. O yüzden biz kadınlarımızı Kiraz'ın gelişmesi için seferber olmaya buradan davet ediyoruz. Sorunlarımızdan biri kadınların çalışma hayatına katılımı düşük. Bunu arttırmak zorundayız. Arttırmak için de öncelikle iş alanlarını, iş olanaklarını geliştirmek zorundayız. Biz projelerimizde de yer alan kuracağımız tesisler vasıtasıyla, kanunun belediyeye yetki verdiği ölçüde kuracağımız tesisler vasıtasıyla hem buranın bütün ürünlerine değer katacağız. İncirine, kestanesine, kirazına, çiçeklerine, süt ürünlerine, her şeyine değer katacağız. Hem de o tesislerde sadece ürün anlamında değil, halk eviyle, spor merkeziyle, yaşlı bakım evleriyle o tesislerde kadınları istihdam edeceğiz. Çalışanların en az yarısı kadınlardan oluşacak ve dolayısıyla kadının çalışma hayatına katılımını arttırmış olacağız. Ev kadınları için de evde çalışan, aslında onlar ev kadını değiller. O şeyi de doğru bulmuyoruz, ifadeyi de doğru bulmuyoruz. Çünkü hayvana bakan onlar, ekip biçen onlar, evin işlerini çevirip çekip çeviren onlar birçok işi yükleniyorlar. Kadın kooperatifi projemiz var. Kadın kooperatifiyle onların evlerde yaptıkları, kendilerine yemek için yaptıkları büyük oranda ama imkan olsa pazarlayabilecekleri tarhanadır, turşudur, reçeldir, tereyağıdır, çökerektir. Bunları belediye öncülüğünde kurulacak kadın kooperatifi vasıtasıyla pazarlayacağız büyük şehirlere, metropollere ve kadın emeğine değer kazandırmış olacağız. Çalışan kadınlarımız için ihtiyaç olan her mahalleye kreş açmayı planlıyoruz. Kreş sözü veriyoruz. Projelerimiz arasında da bu var. Böylelikle kadının hem çalışma hayatının hem de sosyal yaşantının her anında var olabilmesini sağlayacağız. Çünkü bugün kadınların talepleri nedir? Bir, vatandır. Her şeyden önce vatan gelir ve vatan savaşında kadınlar en önde yer alıyorlar. Biz Kiraz'da da gittiğimiz her yerde bunu görüyoruz. O kadar cesur tavırlar alıyorlar ki, o kadar cesaretle öne atılıyorlar ki o kadınlar varken bu ülkenin sırtı yere gelmez. Emektir, emeğine sahip çıkıyorlar hepsi ve eşitliktir. Hayatın her alanında erkeklerle beraber var olmaktır. Kiraz'ı geliştirebilmek için de, kalkındırabilmek, ilerletebilmek için de kadınıyla erkeğiyle seferber olmak zorundayız. Ve bunu ancak Vatan Partisi yapar. O yüzden icraata bakalım diyorum. Kadınlar diğer partilerde vitrin süsü, göstermelik. Bakın kadın aday yok denmesin diye konmuş kadınlar oraya. Kadın aday yok denmesin diye konmuş ve biz bundan bütün yöneticiler adına, bütün adaylar adına büyük bir utanç duyuyoruz. İşte bu kaderi, Kiraz'ın kaderinde, kadınların kaderinde burada Vatan Partisi değiştirecektir. Meltem Hanım, şimdi daha önce Ulusal Kanal ekibi olarak sizin çalışmalarınızı gözlemledik, haber yaptık. Ya şu dikkatimizi çekiyor. Siz ev ev kapı çalıyorsunuz. Kapıdan içeri giriyorsunuz, bütün herkesin derdini dinliyorsunuz ama diğer adaylarda sanki böyle bir durum göremiyoruz. Bu konudan biraz, yani seçim çalışmalarınızdan da biraz bahseder misin? Evet, seçim çalışmalarımız gündüz sizin söylediğiniz gibi ev ev geçiyor, kapı çalıyoruz, gönüllere girmeye çalışıyoruz yani, kucaklaşıyoruz. Örneğin dün
Cevizli köyümüzün mahallelerini dolaştık. Orada Yörükler Mahallesi vardı. Buradan selam gönderiyorum Yörükler'deki ablalarımıza, kardeşlerimize de. Öyle güzel kucaklaştık, öyle güzel enerji aldık ki 31 Mart'a kadar durmaksızın onların enerjisi sayesinde devam ederiz. Niye ev ev dolaşıyoruz? Çünkü kadınların gücünü de, sorunlarını da biliyoruz. Ve kadınlar isterse her şeyi değiştirebilir. Onu da biliyoruz. Kiraz'ın kaderini değiştirmek, burayı bir üretim üssü haline getirerek Türkiye'nin kaderini değiştirmek için kadınların inanması, istemesi gerekiyor. Biz o inancı, umudu aşılamaya çalışıyoruz. Ve burada çok ciddi karşılık alıyoruz. Yaptığımız her iş karşılık buluyor. Dediğim gibi kucaklaşıyoruz, sarılıyoruz, tartışıyoruz, çözümü konuşuyoruz ve onlara da söylüyoruz. Sizlerden yetki istiyoruz diyoruz. Gelin Kiraz'ı beraber yönetelim. Beraber yönetmek için adayız. Ev ev geziyoruz. Diğer adaylarımız genelde ekipleri dolaşıyorlar. Kendileri dolaşmıyorlar. Biz yerinde görerek, bakarak sorunları anlamaya çalışıyoruz. Hem de beraber yöneteceğimiz kadroyu Kiraz'ı görelim istiyoruz. O yüzden ev ev geziyoruz. Akşamları da kahve toplantıları yaparak, kahvelerde konuşmalar yaparak, tartışmalar yaparak seçim çalışmamızı sürdürüyoruz. Yani daha halkla iç içe bir çalışma yürütüyoruz. Bu da kuracağımız belediyecilik anlayışının göstergesidir. Biz Kiraz'ı her an, her saniye halk için, halkla birlikte çalışarak yöneteceğiz. Şimdi en çok yakındıkları, sizler de sorarsınız seçmenlerimize, vatandaşlarımıza, en çok yakındıkları şey belediye başkanıyla halkın arasına duvarların girmesidir. En çok ulaşamamaktır belediye başkanına. Fakat biz halk meclisleri vasıtasıyla, Kiraz'da halk meclisleri vasıtasıyla her ay bu mahallelerimizde toplantılar düzenleyeceğiz. Sorunları konuşacağız. Biz bilmeyiz bütün sorunları. Öğreneceğiz. Öğrenmeye açığız. Zaten her şeyi bildiğini iddia edenler hiçbir şey bilmiyorlardır. Onlardan öğreneceğiz. Çözümleri de beraber koyacağız. Bakın o kahve toplantılarında da, ev toplantılarında da sadece Kiraz'ın sorunlarını konuşmuyoruz biz. Çünkü Kiraz'ın sorunlarıyla Türkiye'nin sorunları iç içe geçmiş. Kiraz'ın kaderiyle Türkiye'nin kaderi birleşmiş. Kiraz da Türkiye'mizin bir karış toprağı, bir vatan toprağıdır. Bizim için önce vatanın sorunlarıdır o yüzden. Ve o sorunları da koyuyoruz. Diğer adaylardan en büyük farkımız budur. Türkiye'nin sorunlarını konuşan ve buna çözümleri konuşan kimse yok. Biz ise Türkiye'nin sorunlarıyla Kiraz'ın ve işte Haliler köyümüzün sorunlarının iç içe geçtiğini söylüyoruz. Bu ciddi karşılık buluyor seçmende de. Daha halkla iç içe, daha gerçekçi, ayakları yere basan ve seferber etmeye, birleştirmeye odaklanan bir seçim çalışması yürütüyoruz. Umut Tezerer, şu an yanımızda Vatan Partisi'nin öncü kadın genel başkanı Pınar Gül de burada. 8 Mart'la ilgili onunla da ona da bir mikrofon uzatalım. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Sizler neler diyeceksiniz? Mikrofonlarınız aracılığıyla bütün Türkiye'de yaşayan kadınlara özgürlük, mutluluk diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun her birisinin. Biz Vatan Partililer çok içi rahat, samimi ve mutlu kadınlarız. Çünkü seçme hakkımız olduğu kadar seçilme hakkımız da var. Vatan Partisi'nin diğer partilerden farkı samimiyetidir. Bizim adaylarımız diğer partilere göre şampiyondur. Kadın aday göstermekte bizim partimiz şampiyondur. Ve bütün adaylarımız samimiyetle kadın ve erkek arasındaki uzlaşmaz çelişkileri, toplumun içinde yaşadığı problemleri çözmek noktasında ileri atılacak, samimiyetle halkla birleşecek ve çözümler üretecek adaylardır. Özellikle Sayın Meltem Ayvalı şahsında Kiraz'ın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz de onunla beraber Kiraz'ın yaşayan kadınların, erkeklerin hepsinin sorunlarını çözmek noktasında samimiyetle hizmet etmek üzere burada görev istiyoruz Kiraz halkından. Hatta Türkiye halkından. Çünkü biz kadınlar için içinde yaşayacağımız bir vatan, birlikte yiyip içip çocuklarımızı besleyebileceğimiz, üreten bir ekonomi ve haklarımızı sonuna kadar savunacağımız siyasal bir ortam lazım. Ve bütün bunları Vatan Partisi aracılığıyla toplumun gündemine getireceğimize inanıyoruz. Ve içimiz rahat. Meltem arkadaşımızın arkasında Kiraz'da biz de adeta belediye başkanı oluyor gibi sevinçle hem Kiraz'ın, giderek İzmir'in, giderek Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulmak üzere görev başındayız. Tekrar bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Umut Tezerer, öyle gözüküyor ki İzmir'in Kiraz ilçesinde Meltem esmeye devam edecek. Söz tekrar sizde.
Teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Reklam arası ardından devam edeceğiz. Kuvvetleri, Cimb​res'teki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cimbres'teki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Evet, gün ortası devam ediyor. Ekonomiden haberlerle, verilerle devam ediyoruz. Bireysel yatırımcıda bulunan döviz miktarı Merkez Bankası'nın döviz rezervini aştı sayın seyirciler. Veriler son 5 ayda vatandaşın aralıksız dolar aldığını ortaya koydu. Bireysel yatırımcının bir süredir yükselişte olan dolara ilgisi artıyor. Veriler tablodaki gerçeği ortaya çıkardı. Açıklamayı Merkez Bankası yaptı. Bireylerin yabancı para mevduat ve fonları 5 aydır her hafta aralıksız artış gösteriyor. Vatandaşın cebinde bulunan döviz miktarı 103.56 milyar dolara ulaştı. Bu birikim tarihi zirveye daha da yaklaştı. Son rekorsa 29 Nisan 2016'da kırıldı. 2016 yılında görülen zirve 104.1 milyar dolardı. Merkez Bankası verilerine göre 1 Mart'la biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 700 milyon dolar arttı. En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden vatandaş takip eden 21 haftada döviz aldı. Artışın ana nedenleri olarak dolarını bozduranların yine dövize yönelmesi gösteriliyor. Geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcı kar amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koydu. 7, 8. Kurdaki yükseliş ise sürüyor. 14 Ocak'tan beri ilk kez 5 lira 48 kuruşu test eden dolar gün içinde 5.48'in üzerini gördü. Tanzim satış uygulamasıyla gıda fiyatlarını aşağı çekmeye çalışan iktidarın yöntemleri tartışılıyor. Fiyatların düşmesi için tanzim satışın geçici bir çözüm olduğunu belirten uzmanlar, hükümetin sorunun ana kaynağına yönelmesi gerektiğini söylüyor. Tarımda yapılan ithalata da tepki gösteren uzmanlara göre çözüm yerli üreticinin desteklenmesinden geçiyor. Üretici üretimden koptu. Tarımın ne hale geldiğini görüyoruz. Başka bir şey diyemeyeceğim. Hükümetin gıda enflasyonu karşısında aldığı tedbirler tartışma konusu. Fiyatların aşağı çekilmesini sağlayan en önemli uygulama tanzim satış noktalarının kurulması oldu. Tanzim satış noktalarında soğan, salatalık, domates gibi yaz sebzenin yanı sıra kuru baklagiller de satışa çıkartıldı. Fricine şey gelmiş yani mercimek, bir de işte nohut, öbürleri ne olacak? Hayat pahalı. Millet de mecburen ucuz bulduğu zaman buradan geliyor, alıyor. Tanzim satış mağazaları şeklinde değil, kooperatif kanallarıyla olması lazım. Bu kooperatiflere de devletin ve belediyenin destek verilmesi lazım. Yoksa bu bir seçim yatırımıdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla 31 Mart'tan sonra bunun sürdürülebilirliği maalesef yok. Bu şeye kadar sürecektir büyük bir ihtimalle, seçim Mart sonuna kadar. Ekonomist ve ziraat mühendisleri gündeme gelen tedbirleri ulusal kanala değerlendirdi. Tanzim satışların geçici bir çözüm olduğunu belirten uzmanlar sorunun ana kaynağının tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Üretememe sorunu girdilerin inanılmaz bir şekilde pahalanması. Mazotundan tut gübresine varıncaya kadar. Adeta çift tarlasını iptal etti. Mazot, gübre, ilaç, tohum, işçilik maliyeti, sulama maliyeti, elektrik maliyeti inanılmaz derecede bu dolar ve euronun yükselmesi nedeniyle fiyatları arttı. Üreticinin alım gücü düştü. Bunları alıp kullanamıyor. Kullanamayınca otomatikman kar elde edemiyor. Kar elde edemeyince üretim düşüyor. Üretim düşünce de tüketiciye pahalıya mal oluyor ve ithalat yolunu seçiyoruz. Tarım ürünlerinin ithal edilmesinin de yanlış bir yöntem olduğunu vurgulayan uzmanlara göre çözüm yerli üreticinin desteklenmesinden geçiyor. Tarımı bitirdiğiniz bir yerde ve ithalat yapıyorsunuz, işin en tuhaf tarafı. Yani çiftçinin ana temel gelirini yerlerde süründürecek ithalat yapıyorsunuz. Sıfır gümrükle. Burada yapılması gereken bir kere
üreticiyi desteklenmesi lazım. Bu girdi maliyetlerinin düşmesi lazım. Ekim alanlarımızın korunması lazım. Bunlar olmazsa olmaz kurallardan. İstanbul'da kentsel dönüşümün rantsala dönüşmesiyle birlikte projeye çoğu bölgede tamamlanamadı. Projenin tamamlanamadığı yerlerden biri de Kadıköy Fikirtepe. Bölgenin atık tepe haline geldiğini söyleyen Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan adayı Osman Erbil, Fikirtepe'nin rant cennetine döndüğünü belirtti. Fikirtepe hızlı bir şekilde kağıt atık deposu haline gelmektedir. Burası İstanbul Kadıköy Fikirtepe, 2012'de imzaları atılan kentsel dönüşüm bölgede hala tamamlanamadı. Projeler bitirilemedi. Bu mahallemiz 8 yılın içerisinde mağduriyet bölgesi haline getirildi. Kadıköy'de yıllar önce vaat edilen 61 projeden bugüne kadar sadece 16'sı tamamlanabildi. Mevcut duruma göre kentsel dönüşümde toplam 61 proje adasında yalnızca 16'sı bitirildi ve burada yaşama başlandı. Şu dilimlerde de görüyorsunuz. Projelerden 7'si dışında 38 adada herhangi bir inşaat faaliyeti maalesef yok. Konuyla ilgili açıklama yapan Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan adayı Osman Erbil, bölgenin atık kağıt tepesine dönüştüğünü ifade etti. Ranta kurban edilen ve sahipsiz bırakılan Fikirtepe'de son dönemde burası atık kağıt deposu haline geldi. Sorun Fikirtepe'liler için dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır ve Fikirtepe'liler isyan etmektedir. Yapılması gereken, tartışmaya hiç yer bırakmayacak bir şekilde buradaki depoların kapısına kilit vurulmasıdır. Kentsel dönüşümün rantsala dönüştüğünü vurgulayan Erbil, bölgeyi rant cennetine benzetti. Kadıköy'de bunun %20'si tamamlandı, %80'i de bu dönüşümü bekliyor. Burası deprem riski adı altında hızlı bir şekilde rant cenneti haline getiriliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Rakiplerini eleştiren Osman Erbil çözüm önerilerini sıraladı. Vatan Partisi bu sorunu çözebilecek tek partidir. Çünkü bu zamana kadar mevcut sistem partileri, başta AKP olmak üzere ilçeyi yöneten Cumhuriyet Halk Partisi de bu partilerin vatandaşlarımıza kentsel dönüşümle ilgili söyleyebilecekleri hiçbir söz yoktur. Erbil, 160 bin kişinin yaşam alanı olan projenin tamamlanması için kamulaştırma yapılmasını savunuyor. Bizim çevremizde ranttan beslenen müteahhitler, inşaat firmaları yok sistem partilerinde olduğu gibi. Biz de ranta karşı mücadele edecek, savaş açacak irade var, cesaret var. Vatan Partisi Muğla'da HDP ile ittifak yapan CHP'ye tepki gösterdi. Hatay Büyükşehir ve İskenderun Belediye Başkan adayları kriz nedeniyle kepenk indiren küçük sanayi esnafıyla buluştu. Bursa'nın tek kadın adayı olan Suna Soydaş da kadın emekçilerle birlikteydi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Güleç ise ilçe ilçe geziyor. Muğla'da CHP ile ittifak yaparak adayını çeken HDP ilçe adaylıklarından da çekiliyor. Vatan Partisi'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gülnal Dal, CHP'nin yaptığı açıklamalara dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Kasım 2014'te Diyarbakır'da yaptığı konuşmada "açılım bizim işimiz" ifadelerini kullanmıştı. Şu anda da iş olarak nitelendirdiği şeyi yapmaktadır. CHP Türk milletine "Mustafa Kemal'in itlerisiniz" diye hakaretler edenlerle neden korkula girmiştir? Bu kirli ittifakta CHP'nin alt oku nerededir? Atatürk'ün ilkeleri nerededir? Dal, CHP'den "Mart'ın sonu bahardır" sloganını açıklamalarını istedi. HDP'li meclis üyelerinin yönettiği belediyelerde kazı yapılırken ne kadar güvende olacağız? İstenilen o hendeklerin güzel Muğla'mızda da kazılması mıdır? Mart'ın sonu kimlere bağır edilmeye çalışılmaktadır? Ömer Bey gelecek, mahallesinin sorunlarını belediye meclisinde tartışacak, söyleyecek, konuşacak. Vatan Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yunus Özgür Yıldırım ve İskenderun Belediye Başkan Adayı Beşir Baysoy, İskenderun'da küçük sanayi esnafını ziyaret etti. Benim size tek söyleyeceğim şu: bizim yönetimimizde halk belediyeye daha etkin bir şekilde katılacaktır. Halk meclisleriyle bunu sağlayacağız. Tepeden inmek bir meclis değil, halkın içinden çıkan bir meclis. Krizin derinden sarstığı esnaf iş yerini kapatmak zorunda kalmış. Kapatmayanlarsa günlük giderlerini karşılayamaz durumda işlerini sürdürmeye çalışıyor. Gelen insanlarımız buradalar.
de kim olup olmadığını biliyoruz. Diploma gelebilirsin, gelebilirsin. Küçük Sanayi Esnafı Yapı Kooperatifi Başkanı İbrahim Açıkgöz, Vatan Partisi adaylarına yaşadıkları sorunları, şikayetlerini anlattı. Bu 10 sene, 15 seneden beri bizim şeyi dengeye tutan da Çin. Gidiyor mermer ocaklarına, olduğu gibi ham alıyor. Beşir Baysoy ve Özgür Yıldırım, Açıkgöz'ün sorunlarına Vatan Partisi'nin getireceği çözümleri anlattı. Şu an seçime giriyorum ben. Yani illa bir isim zikretmeme gerek yok. Yani bu tür insanlarla ben seçime giriyorum. Ya onlar kazanacak, onlar yönetecek ya da biz yöneteceğiz. Başka şansı yok. Tamam. Peki burada ne yapacağız? Ekonomimiz bu durumda. Nasıl çözeceğiz? Bunun bir tek yöntemi var. O da üreticiyi alıp yönetime geçireceğiz. Başka çaresi yok. Üretmeden artık bu durumdan çıkamayız. Yeni pazarlar bulmamız lazım. Yeni ortaklar bulmamız lazım. Mesela Çin, İran, Rusya bu konuda bizim partimizin girişimleri sayesinde Türkiye ile çalışmaya devam ediyor. Bursa'nın tek kadın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suna Soydaş ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yapılan anlamlı bir etkinliğe katıldı. Soydaş, Türk Metal Sendikası'nın 2 yıl önce trafik kazasında can veren 7 kadın işçi üyesi için düzenlediği mevlüde katıldı. İşçiler, kendileriyle sohbet eden Soydaş'a yoğun ilgi gösterdi. Vallahi evet, ben kadınlarım. Her yerde görünüyorum zaten. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Güleç ise ilçe ilçe geziyor. Baklan, Bozkurt, Çardak, Serinhisar'da vatandaşlarla birebir konuştu Güleç. Ya ne demek sen ben? Ne demek sen ben? Sensin teröristin. Tüm ilçeler için ayrı ve özenle hazırlanan projelerini anlatan Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Güleç destek istedi. Bizimki kim? Yaşamayan bir köy gibi ya. Halbuki burası tam tersi olmadı. En çok oyunu da buradan alıyor. Kontrol falan temizleniyor mu? Ama zeytin ve zeytinyağı üreticileri zor bir dönem geçiriyor. Üretimde yapılan hatalar, tarım girdi maliyetlerinin hızla yükselmesi ve tahsis ürünlerin artması da üreticiyi yoruyor. İlk kez ışık kandillerinde kullanıldı zeytin. İnsanoğlunu aydınlattı. Zamanla sofralara temel besin olarak girdi. Sıkıldı, yağ şifa oldu. Çekirdeğindense hem yakıt hem kozmetik sektörü faydalandı. Türkiye her şeyiyle faydalı olan bu meyveyi dünyada üreten ülkeler arasında ilk üçe giriyor. Ancak sektörün üreticileri son 10 yılın zorlu geçtiğini dile getiriyor. Maliyetler çok yüksek. Çıkarılan ürün değerlenmiyor. Dolayısıyla çiftçinin zaman içerisinde herhalde zeytin tarımından vazgeçecek gibi gözüküyor. Tarımda girdi maliyetlerinin artışı zeytin üreticisini de zora sokmuş durumda. Bademli Kooperatifi Başkanı Selçuk Bilgi, sızma, natürel zeytinyağıyla tahşiş yağların tüketici tarafından karıştırıldığını dile getirdi. Natürel sızma zeytinyağını bu tüketiciye sunduğumuzda yok boğazını yaktığını, yok işte bunun sağlıklı olmadığını, acı olduğunu, koktuğunu söyler. Ama üçte bir ayçiçeği yağı, üçte bir zeytinyağı, üçte bir de pamuk yağı olarak karıştırıp verdiğini tüketici, ha bu doğru bir yağ, bu güzel bir yağ der. Yani burada bu tahşişi yapanların yanında tüketici de bunu böyle sevk etmekte. Çünkü tüketici 50'li 60'lı yıllardan bu yana başka yağlara alıştı. Geyikli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tayfun Can, en büyük sorunlarının tahşiş yağı satışının olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin her tarafında konuşulan şu, tahşiş yağı.
Bakın ben bir gün şuna rastladım. Yani İstanbul'da şahsın birisi Geyikli Hasat Zeytini diye marka almış. Geyikli'den hasat diye. Bakıyoruz öyle bir adam yok bizim bölgemizde. Aradan 15 gün sonra baskın yapıyor. Taşhis ya. Yani taşhis ya belki birçoğu bilemeyebilir. Sahte ya. Sahtekarlık ya. Zeytin Dostu Derneği Başkanı Nedim Ekmekçiler de zeytin ve zeytinyağı üretimindeki hatalara dikkat çekti. Zeytin toplanırken yani hasat edilirken bu ciritlerle, sopalarla zeytinin tanelerine vurulur, dökülür ve onun filizleri kırılır, dallar kırılır, taş yaprakları kırılır. Zeytin ağacını düzenli bakmanız gerekiyor. Yani onu toprağını sürmeniz gerekiyor, havalandırmanız gerekiyor, oksijen vermeniz, gübre vermeniz gerekiyor. Gerektiğinde zararlılara karşı ilaçlamanız gerekiyor. Yıllardan beri köylüyü yeteri kadar eğitememişiz, bilinçlendirememişiz. Köylü zeytini toplarken bir yere düşmesine izin veriyor. Halbuki zeytin tanesi kesinlikle yere düşmemesi, toprakta temas etmemesi. Çünkü toprağın kokusunu alır ve bu yağa geçer ve siz kötü bir yağ elde etmiş olursunuz. Ekmekçiler, rakibimiz olan ülkelerde zeytin üreticilerine verilen teşviklerin ülkemizde verilen teşviklerden fazla olduğunu söyledi. 500 tonluk bir kapasiteye karşılık kiloda 2 euro teşvik veriyor. Bakıyorsunuz bunu 15 yıldır alıyor Avrupa Birliği üreticisi. 2 euro bakın ne kadar önemli. Bugünkü fiyatla 12 lira. Bizim köylümüz ne kadar teşvik alıyor? 70 kuruş. Şimdi bununla nasıl kıyaslayacağız? Sen köylümüz nasıl rekabet edecek? Amerika Birleşik Devletleri Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı ekonomik hamlelerine devam ediyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Maduro hükümetiyle çalışan ülkelere yaptırım uygulanacağı ifade edildi. Amerikan hükümeti Venezuela'da Guaido liderliğindeki Maduro karşıtı hareketi güçlü biçimde desteklemeye devam ediyor. Venezuela'daki meşru hükümeti devirmek için her türlü yönteme başvuran Beyaz Saray, ekonomik yaptırım siyasetini yeni adımlarla sürdürüyor. Venezuela hükümet ve şirket yetkilileri hakkında daha önce ekonomik yaptırım kararı alan Amerikan hükümeti, Maduro hükümetiyle iş yapan ülkelere de yaptırım uygulayacak. Ya Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başına gelmiş bir insanı nasıl olur da burayı terk et git diyebilirsin? Seçime dahi girmemiş olana nasıl olur da sen o devletin başkanlığını teslim edersin? Hani demokrattınız? Bu ne iştir? Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerika, Venezuela'da Juan Guaido önderliğindeki demokratik geçişi ve meclisi güçlü bir şekilde desteklemektedir. Aynı zamanda bu geçişi desteklemek için yeni diplomatik ve ekonomik girişimler arayışı içindedir ifadelerine yer verildi. Devlet Başkanı Maduro ile iş yapan diğer ülkelere ise yaptırım uygulanacağı vurgulanan açıklamada Maduro'nun halkın varlığını çalmasına izin vermeyeceğiz denildi. Sayın seyirciler, kameramızı İstanbul Avcılar'a çevireceğiz. Avcılar'da Belediye Başkanı Handan Toprak, Olgun Yaş Yaşam Merkezi'nin açılışını yapıyor. Tüm kadın cinayetlerine kurban giden kadınlarımız için onların önünde sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Thank you.
Çok kıymetli konuklarımız var aramızda. Ben hızlıca sizlere onları takdim edeceğim. Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın aramızda. Hoş geldiniz efendim. Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Onur İster aramızda. Hoş geldiniz efendim. Demokratik Sol Parti İl Başkanı Çiğdem Mercan aramızda. Hoş geldiniz efendim. Demokratik Sol Parti Avcılar İlçe Başkanı Kaya Kızılgül aramızda. Hoş geldiniz efendim. Muharip Gaziler Derneği Avcılar Temsilcileri aramızda. Hoş geldiniz efendim. Atatürkçü Düşünce Derneği Avcılar Şubesi ve Kent Konseyi aramızda. Hoş geldiniz efendim. Değerli basın emekçileri de burada. Onlara da bu açılışımızda yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz tekrardan. Avcılara birçok proje kattık. Birçok yeni eser kattık belediyemiz olarak. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Olgun Yaşam Merkezimizin huzurevi, yaşlı bakım merkezi, engelli bakım merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, sinema ve gösteri salonu, bununla birlikte kış bahçesi ve hobi salonuna sahip dev bir eser olduğunu sizlere buradan ilan ediyorum. Avcılarımıza bu sayısız eserleri kazandıran kadınların, gençlerin, can dostların, dezavantajlıların, avcılarımızın doktoru, çocukların başkanı, avcılarımızın başkanı, Doktor Handan Toprak Benli'yi açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Kıymetli protokol, kıymetli konuklar, avcılarımızın muhterem hanımefendileri ve beyefendileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Cumhuriyetimizi kuran ve cumhuriyet nedir diye sorulduğunda, kimse sizlerin kimsesidir diyen Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızı sunarak başlamak istiyorum. Evet, kimsesizlerin kimsesi olmak. İşte Cumhuriyet'in bu temelleri üzerinde kamu hizmeti vermek. Ayrıca bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. İki açılışımızı yaptık. Az önceki açılışımızda kadın cinayetlerinde adı artık simgeleşmiş olan Özgecan Aslan'ın adıyla bir kadın danışma evi açtık. Orada kadınlarımız toplumsal cinsiyet eşitliği temellerinde hem eğitimlerini hem de bilincini almış olacak. Kadınlarımıza toplumsal yaşamda ve ekonomik yaşamda eşitliğe ulaşabileceği projelerin yapıldığı, kadının insan hakları eğitimlerinin verildiği ve şiddete uğruyorsa psikolojik ve hukuk danışmanlıkların verildiği ikinci merkezimizi açtık. Birinci merkezimizi 1992 yılında Avcılar'da kadın cinayetine kurban giden ve faili meçhul kalan bir kızımızın, 5 aylık hamileyken öldürülen kızımız Gülsevin Buket'in adını vermiştik. Frisköy'de açtık. İkincisini de Cihangir Mahallemizde bugün Özgecan Aslan adıyla açtık. Ve 8 Mart'ta Emekçi Kadınlar Günü'nde avcılarımız için tarihi bir günü de gerçekleştirmiş olduk. Bütün kadınların şiddet görmediği ekonomik, sosyal, İş dünyası ve siyasi alanda eşit temsiliyetin olduğu bir dünya dileyerek hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve bir diğeri de Olgun Yaş Yaşam Merkezi. Bildiğiniz gibi ekonomik koşulların bu kadar zor olduğu bir dönemde, üstelik de seçim öncesinde böylesine
tesisleri açmak, hele avcılar gibi kilometre kareye düşen insan sayısına en az bütçeye sahip bir belediye olarak bunları nasıl başarmış olduğumuzun öyküsü de yine kadına dayanan bir öyküdür. Aynı zamanda da bizlerin anlayışına dayanır. Biz her zaman şunu söylüyoruz: ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. İşte bulunmuş olan yollardan bir tanesi de bugün bu devasa tesisin açılmasını sağlamıştır. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avcılarımıza hayırlı olsun dileyerek tesisimizin açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Evet. Değerli konuklar, şimdi bu koşullarda nasıl gerçekleşir? İşte kamuyu merkeze koyarak, onun elindeki değerleri en iyi değerlendirerek ve özel sektörle de işbirliği yaparak yapılmış olan, tamamlanmış olan bir tesis. Bildiğiniz gibi bir hekim olarak en çok eksikliğini çektiğim şeylerden birisi, hastayı taburcu ettiğinizde evde bakımı ve bunların sağlanamamasıydı. Hasta yoğun bakımdan ya da ameliyattan çıkar ve bir süre hayatta toparlanıncaya kadar onun bakıma ihtiyaç vardır. Ama bunu yapmak hem çok pahalıdır hem çok zordur. Gerçekten de ev koşullarında yapması da mümkün değildir. İşte tesisimiz olgun yaştaki ve huzurevi koşullarında ve sosyal yaşamda en iyi koşullara sahip olarak yaşayacağı alanda ayrıca böyle de hizmet vermekteyiz. 90 yataklı huzurevi hizmeti, 60 yataklı bakım hizmeti, olgun yaşta ve hemşirelik hizmetine ihtiyaç duyan bakım hizmeti. Ayrıca 65 yatakta engelli bakım hizmeti ve toplamda 215 yataklı bakım hizmeti, aynı zamanda da keyifli yaşam hizmeti. Çünkü burada sinema salonlarından bütün etkinlik alanlarına kadar olduğu gibi ayrıca da fizik tedavisine kadar her türlü hizmeti alabilmekte. Yani her zaman herkese ve hepimize, tüm aileye lazım olan bu hizmeti. Bu hizmet aynı zamanda her türlü koşulları olanlara da verilmekte ve belediyemize tanınmış olan kontenjanla hiçbir sosyal ve ekonomik olarak gücü olmayanlar için de verilebilecek bir hizmet yeridir. Onun için özetle şunu söylemek istiyoruz: durumu en iyi olan da, hiç durumu olmayan da hizmet alabilecek. Ayrıca sadece avcılarımıza değil, İstanbul'un her yerine en iyi şekilde hizmet verecek, hem sağlık hem sosyal, aynı zamanda kültürel hizmet verecek çok değerli bir hizmeti de açmış bulunmaktayız. Bütün olgun yaştaki büyüklerimize hizmet aldıracağımız bu tesisi gerçekleştiriyoruz. Avcılarımıza, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bugün bu projesini yapandan, açılmasından hizmet edenlere, herkese. O nedenle de avcılar halkı belediyemize vermiş olduğu bize, bir doktoru, bir kadını belediye başkanı yapan avcılar halkı, beşikten mezara kadar verilen bu hizmetlerle ve sosyal hizmetlerle birbiri arkasına, öğrenci yurdundan çocuk evlerine kadar, kadın danışma evinden olgun yaş yaşam merkezine kadar tüm sosyal hizmetlerin gerçekleştirmiş, bundan sonra da imar planlarıyla yenilenmiş, depremle adı anılan değil, depreme karşı imarla yenilenmiş, bir Şili gibi, bir Japonya gibi anılan bir kent olma yolunda mesafesini alacaktır. Kadının siyasi yaşamdan uzaklaştırıldığı bir dönemler yaşarken 88 yıl önce kadına seçme ve seçilme hakkı verilişinin
88. yılında sadece 119. kadın olarak belediye başkanı olduğum Avcılar ilçesi şimdi bir kadının varlığıyla nasıl hizmetlerin peş peşe verildiği bir kent olmanın da gururunu yaşamaktadır. Kadını siyasi ortamdan, sosyal ortamdan uzaklaştırmak isteyenlere Avcılar halkı Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkan anlayışıyla gereken cevabı verecek ve hizmetlerini bir bir peş peşe alacaktır. Ben bu hizmetler için bunca verilen emeklere ve bu onuru, bu görevi bize veren Avcılar halkına şükranlarımızı sunuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Başkanımıza konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, bu alanı açmanızı rica edeceğim. Küçük bir gösterimiz olacak çünkü. Sahnemizi eğer açabilirseniz, kaldırımın gerisine doğru çıkabilirseniz çok seviniriz. Değerli dostlar, açılışımıza geçmeden önce Avcılar Belediyesi Orkestra Müdürlüğü Konservatuar Bölümümüzün Çocuk Halk Dansları Topluluğu sizlere Gaziantep yöresinden güzel bir oyun sunacaklar. Buyurun arkadaşlar, sahne sizin. Thank you.
başkenti avcılarımızla yetişen bu yetenekli gençlerimize kocaman bir alkış daha alabilir miyim sizlerden? Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi açılışımızı yapmak üzere başkanımız ve protokolü kurdeleyi kesmeye davet ediyorum. Buyurun efendim. Türkiye için bile bir model teşkil edecek olan Olgun Yaş Yaşam Merkezimiz avcılarımıza, İstanbul'umuza, Türkiye'ye ve insanlığa bu eşsiz hizmetler sunma aşkıyla yola çıkmış olan tüm emeği geçenler adına hepinize teşekkür ediyor. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Ama bu. Ben de sana çağırıyorum.